Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Şimdi bugün Şubat'ın sonu, Mart'ın da başlangıcı diyebiliriz. Soğuk ve sisli bir İstanbul sabahı. Buna dair de notlarımız var. Hemen paylaşalım. Şöyle bir dışarıya da bakalım. Marmara Denizi nasıl sisin altında kaldı? Gemiler nasıl sisin içinde kaldı? Yine keza tarihi yarımadayı görüyorsunuz. Böyle bu mesafeden de görmek ne kadar zor. İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü kapandı. Bunun bilgisini verelim. Yeni günde son dakika açıklamalarından, bilgilendirmelerinden bir tanesi bu. Aynı zamanda bazı havayolu şirketleri öğlen saatlerine kadar bazı uçuşlarını iptal etti. Yani siz yola çıkmadan, yollara düşmeden uçuşunuzda bir iptal var mı yok mu? Lütfen bunu da bir kontrol edin. Bugün başlığımız sabrımız kalmadı. Şimdi emekli maaşları yeterli değil ama para da yok. Biz bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden, cümlelerinden çok net olarak görüyoruz, biliyoruz. Yani mesajlar bu şekilde veriliyor. Kasanın boş olduğunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından anlıyoruz. Neticede olan kime oluyor? Et kuyruğundaki emekli oluyor ya da dar gelirli oluyor. Aynı zamanda ekmek kuyruğundaki milyonlara oluyor. Cumhurbaşkanının seslenişi sabır. Belki yıl sonuna kadar, belki yeni yılın ortalarına kadar bir sabır isteği telkini var. Ama sabır kaldı mı? Başlığımız sabrımız kalmadı. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir baktık hani sabır taşı bile çatladı denir ya. Sabır taşına bile bir senede %100'den fazla zam gelmiş. Geçen sene bu zamanlarda 78 liraymış 100-150 gramlık sabır taşı. Şimdi 159 liradan satılıyor. Öyle bir memleket, öyle bir pahalılık, sabır taşına bile, sabra bile zam geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kimlerden aslında sabır istiyor ya da nasıl sabır istedi, bir sözlerine bakalım. Sabrınız kaldı mı, kalmadı mı, bizlere lütfen yazın, gönderin. Titriyorum. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler. Ekonomi dediğiniz olay diğer boyutlarının ötesinde hesap kitap işidir. Yumurta küfesi taşıyanlar da galiba o küfeyi taşıyamıyorlar. Yumurtaların da çoğu kırıldı. Hesap kitap işidir deniliyor. Bir yandan da emekliye, dar gelirliye sabır telkin ediliyor. 2001 senesinden beri aslında o sabır sözünü duyuyoruz biz. Bakın 3 Kasım 2021 enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır demişti Cumhurbaşkanı. Devam edelim. 8 Temmuz 2022 milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Bitmiyor sabır talepleri. 22 Ağustos 2022 inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren, yani 2023 yılının ilk aylarından itibaren, sene 2024 oldu. Hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek ve bu konuda kararlılığımız ispatlanacaktır. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyorum demişti Cumhurbaşkanı. 14 Şubat 2023 deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan bir yıl sabretmelerini istiyorum. İşte enerji, hayat pahalılığı, depremde yaşadığımız kayıplar ya da yıkım,
onun da düzeltilmesiyle ilgili sabır istemişti. 21 Temmuz 2023 enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Çıkmadı bir türlü. Hesap kitap işi ama çıkmıyor da. Tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını ve bize güvenmelerini bekliyoruz. Şimdi 2021 yılından itibaren başladık dişimizi sıkmaya. Sıktık çatlayan mineler de oldu. Dişlerini kaybedenler de oldu. Dişçilere gidiyorlar. Ne yapacağını şaşırdı vatandaş. Ama sürekli duyduğu bir söz kulağında çınlıyor. Biraz daha sabır. Bizi biraz daha destekleyin. Sabır. Sabır taşı çatladı, çatlayacak. Sabıra da zam geldi. Bir daha hatırlatalım. 28 Şubat 2024 tarihinde de işte duydunuz, bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine biziz. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz. 28 Şubat 2024'teki söz bu. Bir yandan da nasıl çözdüysek diyor Cumhurbaşkanı 3 yıl önce, işte söz burada duruyor yerli yerinde. Bakalım, bir itiraf da var. Cebimizde para yok, bütçede para yok, kasada para yok. Aslında Cumhurbaşkanı onu söylüyor. 7 bin lira seyyanen zam, emekliyi de lütfen tahrik etmeyin diye çağrısı da var kendisinin. 7 bin lira seyyanen zam yapılsa 1.4 trilyon lira bütçeye yük. Yük yani, emekli yük mü acaba? Emekli bütçeye yük mü? Ne dersiniz? 10 bin lira seyyanen zam yapılırsa 1.9 trilyonluk bir yükten, bütçeye de böyle bir paranın olmadığından söz ediyor Cumhurbaşkanı. Birileri de emekleri tahrik etmesinler, bir diğer açıklaması. Ne dersiniz? Sabrınız kaldı mı, kalmadı mı? İşte sosyal medya adreslerimiz, bir yazıp gönderir misiniz? Bunu hayat pahalılığı üzerinden belki tarif edebilirsiniz ama aynı zamanda sabrımız kalmadı artık, bizim şu meselemizin çözülmesini de istiyoruz, bekliyoruz derseniz lütfen o mesajlarınızla bizlere ulaştırın. Peki şimdi gazeteler, Yeni Gün'ün gazetelerini göreceksiniz ama ben biraz böyle sözü uzattım. Fakat iki gazete, Sözcü Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi, göreceğiniz bir görüntü. Yani bakın kimden sabır isteniyor. Onun görüntüsü. Sözcü Gazetesi'nde 2001 krizini bile mumla arıyoruz. İktidar ülkeyi öyle bir krizin içine soktu ki derken 2001 krizinden de bahsediyor. Manşetinde bu var. Sonra Yeni Çağ Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nde görüyorsunuz yıl 2001, yıl 2024. Yeni Çağ Gazetesi'ne bir bakar mısınız? Bu Ankara'da, Mamak'ta çekildi, görüntülendi Anka Haber Ajansı tarafından. Sefalet yüzyılından insan manzaraları. AKP'nin Türkiye yüzyılı tam bir sefalet yüzyılına dönüşürken, ülkenin dört bir köşesinde asgari şartların da altında zorlu bir hayat mücadelesi vermeye çalışan kesimin dramları yürek burkuyor. İşte o görüntü Ankara Mamak'ta çekildi. Bir büyüğümüz, karşısında market, marketten çöpe atılmış sebzeler içinde bir ayıklama yapıyor. Yine bir milletvekiliydi, CHP milletvekili Burhanettin Bulut, geçtiğimiz günlerde paylaştık sizinle de. Çürümeye yüz tutmuş biberler olgun sebze diye satılıyordu. İşte memleketin hali, işte fedakarlık istenenler, işte sabır istenenler. Karşımızdaki tablo bu. Ne dersiniz? Düşünceniz nedir? Lütfen bizimle paylaşın. Bir kez daha hatırlatalım. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Vatandaş sokakta bunu yaşarken o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olanlar. FETÖ'nün okullarından okuyan sen değil misin? Samanyolu TV'nin önünde zırım zırım zırlayan kişi sizsiniz Sayın Mahmut Tanık. Kapının önünde ağlarken hüngür hüngür insanlar size geldikleri zaman onları savunan sizsiniz. Hanginiz okulunda okumadınız? Hanginiz Bankasya'ya, hanginiz Bankasya'ya para yatırmadınız? Hanginiz teker teker Pensilvanya'ya gitmediniz? 2011'de söylenmiş bir lafı dün söylenmiş gibi, defalarca temcit pilavı gibi buraya getirmenin ne alemi var? FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey ne diyordu FETÖ'yle ilgili? Canlı örneği burada. Bekir Bey
diyordu ki o bir muhteremdir diyordu. Bekir Bey diyordu o bir muhterem, zaten terör örgütü üyesi diyemezsin diyordu. Burada arkadaşınız. Hepiniz Bekir Bey gibi değil misiniz? Ben FETÖ'yle mücadele eden adamım ve bu terör örgütünün devletten ayıklanması, temizlenmesi için gövdemizi ortaya koyduk. Mecliste FETÖ tartışması alevlendi, tansiyon tavan yaptı. Sen FETÖ'cün danışkasısın, danışkası. Sürekli bizim lağma attığımız ve defalarca reddettiğimiz ve artık o sözlerden dolayı da söylediklerimiz ortada, her defasında gündeme getirilmesi gerçekten çok büyük bir saygısızlık. Ne diyorlar ki, geçmişe ilişkin sözlerimizi çöpe attık. Vallahi Türk Ceza Kanunu insanların ne zaman hangi maddeyi çöpe attığına bakmıyor. Sizin çöpe attığınız sözler ve eylemler yüzünden bu memlekette bir sürü çorbacı, boyacı yıllarca hapis yatıyor. Kendinizi böyle kurtaramazsınız. Abdullah Öcalan'a sayın diyenlerle ittifak yapan siz değil misiniz? AK Parti ve CHP sıralarından yükselen sesler, karşılıklı suçlamalar, laf atmalar. Gökhan Beyciğim bak sana bir şey anlatıyorum. Diyorum ki sen eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Gel anlat buraya, gel. Osman'cığım ben senin gibi laftan kaçmam. Tamam, hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Merak etme. Beni kendinle karıştırma. Susacak mısın? Cevap vereceğim oğlum işte. Cevap vermemi istemiyor musun? Sen kes sesini, beni dinle. Lütfen Hatip'i dinleyin. Bu memlekette hukuk olsa sen dışarıya çıkamazsın. Milletvekilleri birbirine yüksek tondan sert cümlelerle yüklendi. Kürsüde konuşulanlara müdahale dinmeyince genel kurul görüşmelerine ara verildi. Bu ne acziyet aslanım? Biraz sus da dinle, cevabımı dinle. Bunu susturmazsanız ben buradan inmem. Birleşime yarım saat ara veriyorum. Mecliste hararetli bir tartışma, FETÖ tartışması, bunlar oluyor. Sokakta bambaşka insanlar bir kavganın içinde, mecliste de FETÖ kavgası. Kim FETÖ'yü destekledi, kim FETÖ'yü desteklemedi? FETÖ'nün siyasi ayağı var mıydı, yok muydu? Ne oldu sahi FETÖ'nün siyasi ayağı? Sonra yine AK Parti'nin içindendi. Şimdi AK Parti'den biraz uzakta kaldı Şamil Tayyar. FETÖ borsası kuruldu bu memlekette. Kendi memleketinden Türkiye'ye de aslında Türkiye'nin de dört bir yanından gelen o ihbarlarla ilgili bunu söyledi. Ne oldu o FETÖ borsası? Hiç konuşulmuyor. Vatandaşın yoksulluğu konuşuluyor mu? O da konuşulmasın. Sabır. Sabredin, geçecek. Seneler oldu, seneler geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Verin bu kardeşinize yetkiyi. Enflasyonla, dolarla, onunla, bununla, faizle nasıl mücadele edilirmiş göreceksiniz demişti Cumhurbaşkanı. Gördünüz mü? Ne oldu? Sabrımız kalmadı. Bu başlık altında konuşurken emekliye yine sabretmek düştü. Gazete Pencere'nin manşeti. Emekliye hak ettiği parayı vereceğiz. Yani şu anda verdiğimiz parayı hak etmiyor emekli. Hak ettiğini vereceğiz. Ne zaman? İşte onu bilmiyoruz. Sözcü gazetesi, az önce konuştuk. Yeni Çağ gazetesi, sefalet yüzyılından insan manzaraları. İnsanların hali. Kan, şiddet ve ölüm öğretildi. ÇEDES ciddi bir sorun, ciddi bir mesele. Onu da yine konuşacağız. Et ve süt kurumunun önündeki kuyrukları görüyorsunuz. Şu anda şu saatte hala o kuyruklar erimiş değil. Saat 8'de açılıyor et ve süt kurumu. İlk 100'e giren kazanıyor kıymayı. 259 liradan kıymayı alabilmek için insanlar işte bu kuyrukları oluşturuyor et ve süt kurumlarının önünde. Lütfen unutmayın, unutuluyor. Et ve süt kurumunun başındaki kişi kapısının önündeki kuyruktan rahatsız olduğu için ete zam yaptı bu ülkede. Et ve süt kurumu nerede Ankara'da? Ankara'da nerede? Çiğdem Mahallesi'nin hemen yanında. Uzay kurumunun yanında. Uzay ajansının yanında. Bir tarafta et ve süt kurumunun önünde o kuyruklar oluşurken biz diğer taraftan da uzayı konuşuyoruz. Makasın ne kadar açık olduğunu görüyor musunuz? Uzayı konuşalım ama o kuyrukları görmeyelim. Ne yapalım? Ete zam yapalım. Öyleydi. Böyle bir yaklaşım. Neyse ki koltuğunda kalamadı. Hürriyet gazetesi, ara eleman evden çıktı. Bir bakalım buna. Antalya'da sanayiciler kalifiye eleman açığını ev kadınlarıyla çözmüşler. Fabrikalarda kaynakçı, paketlemeci, montajcı, boyacı ve pres operatörü olarak yetiştirilen onlarca kadın sanayi tesislerine yerleştirildi. Erdoğan'dan emekliye mesaj.
Hani bazı gazeteler itiraf diyor. Hani kasada para olmadığını söylüyor. Emekliye bir mesaj var. Okuyalım. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklerimizi tahrik ediyor. Hali hazırda 16 milyon emeklimiz var ama kasada da bunu destekleyebilecek bir para yok. Kur korumalıya vardı. Dövizi tutabilmek adına. Bazı şirketler var. Onların vergileri silinebiliyor mesela. Siz bir vatandaşın, hatta maaşı kaynağında kesilen bir vatandaşın vergi borcunun silindiğine bu memlekette tanıklık ettiniz mi? Bu ülkenin imkanları var, gücü var, bütçesi var. Yalnız herkese yok. Mesela hani vatandaşa olmayabilir. Şirketlere yaparız bir şeyler. Ne zamandır biz böyleyiz? Yap işlet devret modelleri hayatımıza girdiğinden beri aslında bir yokluk, yoksulluk yaşanacak diyoruz. Anlatıyoruz. Uzmanlar da anlatıyor. Yine görüntü yansıdı ekranlarınıza. Şu anda televizyonun karşısına yeni geçmiş olanlar var mı? Yeni Çağ gazetesinde, Sözcü gazetesinde, bazı gazetelerin de yine ilk sayfasında, iç sayfalarında yer alan görüntüdür bu. Bu görüntü Ankara Mamak'ta çekildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 5 kilometre olsun 5 kilometre uzakta çekildi. Bir market. O marketin karşısında çöp tenekesi. O çöp tenekesinin içinden de bakın o biberler, havuçlar, sebzeler, meyveler nasıl ayıklanıyor? İnsanlar çöpten henüz çürümemiş olan sebzeleri, meyveleri ayıklıyor. Pazar yerlerinde görüyor muyuz biz bunu? Gördük mü? Gördük. Peki akşam gidin pazara. Hem daha uygun oluyor orada fiyatlar, o saatlerde fiyatlar. Bunu da duyduk mu biz sabır telkinleri içinde? Mesela Diyanet İşleri'nin bir takım dergilerinde bu tür tavsiyelerde de bulunuldu mu? O tavsiyeler bizim hayatımızı düzeltebiliyor mu acaba? Bir tarafta sabır ama sabır hep vatandaşa. Diğer tarafta refah, o refah 2-3 maaş alanlara. Böyle mi devam edecek? Soruyoruz. Sabrımız kalmadı başlığı altında. Yazıp gönderirseniz tekrar söyleyeyim. Mutlu oluruz bizler de. Birlikte konuşarak gerçekleştiriyoruz biz burada yayınımızı. Bir de seçim var. Seçim gündemi. Sizleri Balıkesir'e götüreceğiz. Balıkesir'de hatta Gazete Pencere'nin de ilk sayfasında yer alıyor. Bakın. Şeytanın bile aklına gelmez. Ne oldu? Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Akın. Balıkesir'de isim benzerliği olan bir kişi daha. Yine Ahmet Akın. Bağımsız aday olarak belediye başkanı adayı. Balıkesir'de CHP'nin belediye başkanı adayı Ahmet Akın'ın karşısına çıkartılan bağımsız aday Ahmet Akın'ın bir lokantada gece garsonu olarak çalıştığı ortaya çıktı. CHP'li Akın ile aynı pusulada adı bulunacak olan bağımsız aday Ahmet Akın'ın 3 haftadır işe gitmediği, telefonlarını açmadığı, hiçbir propaganda faaliyetinde bulunmadığı da belirlendi. Şeytanın bile aklına gelmez diyor Ahmet Akın, CHP'nin adayı. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir Büyükşehir'i 5 yıldır yönetenlerin kurduğu bu kirli tezgah nedeniyle 31 Mart seçimlerinde pusulada iki Ahmet Akın olacak. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. 5 yıldır memleketi yönetip altyapıyı, yolu ve suyu bile vatandaşa ulaştıramayanlar, herkesi isyan ettirenler şimdi utanmadan entrika peşinde koşuyorlar. Onlara tek bir sözüm var, yazıklar olsun size. Bu oyunu Kuvayi Milliye Şehri, Balıkesir'imin yiğit evlatları 31 Mart'ta bozar. Hemşerilerime şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu kirli isimler başka şeyler yapmayı da deneyecekler. Kirli tezgahın devamında yapay zekayla sesimi taklit edip gerçek olmayan şekilde adaylıktan çekildiğimi, seçime bağımsız olarak gireceğimi söyleyen sahte aramalar yapmayı planlıyorlar. Sakın ama sakın inanmayın. Sandıkların başından bir saniye bile ayrılmayın. Ahmet Akın Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altında seçime giriyor. Ve bu hiçbir şekilde değişmeyecek. Neler neler. Bir seçime gidiyoruz. Nasıl bir seçim? Gönül Boran Özüpak, günaydınlar. EYT'cilerin
EYT taleplerinin sözlüğüydü, sözcüsüydü Gönül Hanım. Diyor ki sabrımız kalmadı, doldu taştı. Emekliye hep vaat, hep oyalama, hep erteleme. Kaynaklarımız derya deniz derken adaletsiz, hakkaniyetsiz ve adil olmayan kaynak dağılımında külfet kime kaldı? Emekliye kaldı diyor. Sabır, metanet, şükür söylemleri emeklinin de karnını doyurmuyor. Mesajı bu. Peki 2018-2024 kıyaslaması yapalım mı? Bir de hep birlikte, yani 2021'den beri o sabır cümlelerini duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sabır, sabır, sabır ama sonuç değişmiyor maalesef. Hani sabredersiniz ve sonuçta onun meyvesini de alırsınız, değil mi? Sonuç değişmiyor 2021 senesinden beri. Bir de 2018 ile 2024 yılını kıyaslayalım. Nereden nereye geldi memleket ve fiyatlar? İşte sizler de takip ediyorsunuz. Enflasyon düşüyor mu? Buyurun. 2019'u hatırlıyorum. Hepsini hatırlıyorum ben. Neresinden bahsedeyim, nereden tutalım? 100 lira verdim ben bu otu. 2019'da kuşbaşı 55 lira. Bu karşılaydı. 1 liraya bunu kimse yemiyordu o zaman. Ah, ah. Nereden nereye? 2019'da 2 kiloya yakın kuşbaşı et alabildiği paraya artık sadece ot alabiliyor tüketici. 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan verin yetkiyi dediğinde alım gücünün artacağını ümit etmişti dar gelirli. Öyle olmadı. Fiyatlar yerinde hiç durmadı. Son yerel seçimden bu yerel seçime 5 yılda gıda fiyatları 10 katına çıktı. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Geçen sene kuşbaşılık etimiz 45 liraya satıyorduk. Şu an 55 lira oldu. Kıymalık da 38 liraydı. 48 liraya satıyoruz. Ve yıl 2024 yine bir Ramazan arefesi öncesi. Yine Zeytinburnu'nda yine aynı kasaba geldik. Bakalım et fiyatları ne oldu? 2018'den 2019'a fiyatlar 10 lira artmıştı etti. Bugün gelip baktığımızda dana kuşbaşı 500, kıyma 490 lira. Yani 5 yılda fiyat artışı 10 katını bulmuş. Kasaptan geldim. 540 lira kilosu. Şimdi alıyorsun, 600 liraya alıyorsun. Hiç alamıyoruz ki. Sadece bakıp da geçiyoruz. Ben direksiyon hocasıyım. Mazot çok alıyorum. Benzin, mazot aşırı şekilde seçimlerden sonra tekrar fırladı. Şimdi yine seçimler var. Siz de göreceksiniz. Cumhurbaşkanımız bunu demişti diyeceksiniz. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir. Düşmedi, aksine yükseldi. Erdoğan'ın bu enflasyon düşecek dediği yıl pastırmanın kilosu 100 liranın biraz üstündeydi. Pastırmanın kilosu 84 liradan başlıyor. Geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a aynı marketin aynı reyonunda. Aynı pastırma bu kez 108 lira. 2018'de 84, 2019'da 100 lirayla 200 lira arasında değişiyordu pastırma fiyatları. Aynı marketin aynı et reyonuna geldik. Aynı pastırmayı bulduk. Fiyatı neredeyse 1000 lira. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirme noktasında çok yoğun bir mesai harcayacağımız bir dönem. Mesailer sonuç vermedi. Enflasyon tek haneye düşmedi. Tavuk fiyatları da tek haneyi en son 2018'de gördü. Sadece et değil, otlar bile artık çift haneli. 2018'de tek haneydi tavuğun fiyatı. 6 liralık zamla 14 liraya çıkmıştı 2019'da. Yıl 2024, aradan 5 sene geçti. Tavuğun fiyatı 85 lira. Gramajına göre bir tavuk 200 liraya kadar çıkıyor. Dereotu aldınız kaç lira? 10 lira. Geçen sene 1 liraydı. 2019'da 30 lira olan zeytinyağın kilosu 420 liraya, 10 liraya olan ayçiçek yağı 60 liraya çıktı. 5 yıldır tek düşen alım gücü oldu. Sizin gelirleriniz bu kadar 10 katı arttı mı? Hayır canım, ne münasebeti. %1 bile anca arttı bizim gelirlerimiz. Ekonomi konusuna başlığına geri döneceğiz. Yalnız bir sokaklarda neler yaşanıyor? İsterseniz buna da bakalım hep birlikte. Bir ambulans hızlı bir şekilde hastasını hastaneye götürmeye çalışıyor. Yolun ortasında sokakta yaşanan bir tartışma, onu izleyeceksiniz, inanamayacaksınız. Yani utanmıyor da. Personeli durduruyor, sağlık çalışanlarını. Ambulansın arka kapısını açtırıyor, bakalım içeride hasta var mı yok mu diye. Sonra da diyor ki hastaya ya da oradaki personele, hastanın aciliyeti var mı? Acil bir şekilde ambulansla, sirenlerle hastaneye götürülen hastanın aciliyeti olup olmadığını sorguluyor. Niye? Yol tıkanmış çünkü. Gel bakalım. Ne oldu? Aciliyeti var mı abla? Ne oldu?
Sen niye sinyal vermiyorsun? Hastane önüne kadar takip etti. İçeride hasta var mı göstermesini istedi. Yaptığı saygısızlık, ihlal ettiği kurallar yetmezmiş gibi. Bir de ambulansın içinde hastayı görünce aciliyeti var mı diye sordu. Gel bakalım. Ne oldu? Aciliyeti var mı abla? Ne oldu? Sen niye sinyal vermiyorsun? Ambulansı yol vermeyi bilmeyenler, bazen de bilinçli yol vermeyenler, sık rastladığımız akıl tutulması görüntülere daha da ötesi eklendi. İstanbul Bahçelievler'de bir motosikletli ambulansı takip etti, çaldığı sirenin hesabını sordu. Ne oldu? Aciliyeti var mı abla? Ne oldu? Boş sandığı ambulanstan hasta çıktı. Bu kez aciliyeti var mı dediye var cevabını aldı. Kendini bir şey bulmak zorunda hisseden şahıs bu kez de ambulans şoförüne sen neden sinyal vermiyorsun diye sordu. Sen niye sinyal vermiyorsun? Şimdi de Kağıthane'deyiz. Kağıthane'de el frenini çekmeyi unutan kişi ve sonrasında kamyoneti kaç tane araca çarptı da ancak öyle durabildi. Şoför nerede bu arada? Bu mu? Koşan mı? Çocuk varmış ya. Aynen, bir de kadın var. Kadın kaçıyor. Kadın kaçtı. Kamyonetinin el frenini çekmeyi unuttu. Durdurmak için koştu, binmeye de çalıştı. Ancak otomobille kamyonet arasında sıkışıp yaralandı. Şoförsüz ilerleyen kamyonet kayarak 6 araca çarptı. Topor sıkışmış. Yani arabanın içinde değilmiş. Gitmeye başladığı zaman atlamaya çalışmış arabayı, durdurmaya ama o zaman sıkışmış arabaların arasına. İstanbul Kağıthane'de yaşandı kaza. İş yerine yanlış kumaş indiren işçi geri yüklemek için şoförden yardım istedi. Şoför el frenini çekmeden araçtan indi. Kamyonet kaydı. Şoför hareket eden araca binmek için koştu. Tam kapıyı açtığı esnada park halindeki otomobille kamyonet arasında sıkıştı. Kamyonetin yokuş aşağı geldiğini gören bir kadın ve çocuk kendini son anda ezilmekten kurtardı. Çocuklar bu tarafta. Kontrolden çıkan kamyonet ise park halindeki araçlara çarparak durdu. Yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki kimseye çarpmamış. Mersin'e gideceğiz, Karabük'e gideceğiz. Mersin'de bir oyun parkında, sonra Karabük'te de bir parkta yaşanan zor anlar, kazalar. Macera parkındaki salıncak platforma çarptı. Genç kızın ayağı kırıldı. Ayağını şu kısımdan platformun demirine çarpıyor. İster istemez burada bir kırık oluşuyor. Mersin'de Merkez Toroslar ilçesindeki bir macera parkına giden iki kız arkadaş eğlenmek amacıyla salıncağa bindi. Görevlinin serbest bıraktığı salıncak platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle salıncakta bulunan kızlardan S.Y.'nin ayağı kırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından işletme sahiplerinin haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı. Macera Parkı'nın işletme koordinatörü Feridun Özdemir, salıncağın güvenlik sistemiyle çalıştığını, elektrik kesintisi ya da başka bir sorun yaşanmış olabileceğini öne sürdü. Ayağı kırılan genç kızın tedavi sürecinde firma olarak maddi manevi yanında olacaklarını söyledi. Karabük Safranbolu'da da parkta oynayan 3 yaşındaki çocuğun bacağı spor aletine sıkıştı. Aile ve çevredekiler tüm uğraşlarına rağmen küçük çocuğu kurtaramayınca 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekibi spor aletindeki demiri keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Spor aleti ise başka bir kazaya neden olmaması için bulunduğu yerden söküldü. Gazetelerle devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi manşeti ilk sonuçlar müjde veriyor diyor CHP lideri Özgür Özel. 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıklayarak bunu söylüyor. Kıyı Ege'den içeriye oylarının arttığını söylüyor. 31 Mart'ın da son şans olduğunu, 1 Nisan itibariyle acı bir reçetenin milyonları bulacağını ve vuracağını söylüyor Özgür Özel. Para yok itirafı, Erdoğan seyyanen zam bekleyen milyonlarca emekliyi düş kırıklığına uğrattı. Bir de üzerine emeklileri tahrik etmeyin dedi, sabır da istedi. AKP'nin Kütahya mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekleri üzecek haber geldi. Erdoğan 7 bin lira eklemek demek,
bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon lira demektir. Devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek karşılayabiliriz. Para yok itirafı böyle. Karar Gazetesi önemli. Bizim sürekli ve her gün gündemde tuttuğumuz bir konudur. Bir yanda bombalar, bir yanda açlık. Gazze'de soykırım, Gazze'de insanlığa yönelik saldırılar devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana saldırılarda ölen çocuk sayısı 12.600. İsrail saldırılarında ölen kadınların sayısı 8.570. Gazze'deki nüfusun tümü gıda yardımına muhtaç. 2.2 milyon insan. Milliyet Gazetesi turizmde Ocak uçuşu. Bakalım burada kırılan o rekora da. Turizmde Ocak uçuşu. 2 milyon 47 bin turistin geldiği Ocak 2024'te rekor kırıldı. Rekorda İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın konaklamayı teşvik eden kampanyalarının da etkisi oldu diyor Milliyet Gazetesi. Ve gelelim Posta Gazetesi'ne. Posta Gazetesi'ndeki haber de önemli. Öğretmenlerimizin de bu eğitimi alması, onların da hemlik manevrasını biliyor olması önemli. Mardin'de İlkokul öğrencisi Atiye'nin derste ağzına koyduğu madeni para nefes borusuna kaçtı. Boğulmak üzere olan kızı son anda yardıma koşan öğretmenlerden Ferhat Erol hemlik manevrasıyla kurtardı. Öğretmenin boynuna sarılan Atiye gözyaşlarına boğuldu ve şu anda da o anlar ekranlarınıza geliyor. Posta Gazetesi'nin manşeti sınıfta. Elinde bir bozuk para, madeni para. Onu işte ufaklık Atiye ağzına atıyor. Arkadaşları da ne kadar korkmuş. Sınıftan çıkmışlar, bakıyorlar. Ama neyse ki orada Ferhat Erol öğretmen var. Ve kızın boğazına kaçan, boğazında takılan o madeni parayı hemlik manevrasıyla nasıl da hızlıca çıkartıyor. Sonra küçük kız gözyaşlarına boğuluyor. Yere düşen o parayı da görüyorsunuz sizler de. Şimdi... Böyle kıymetli öğretmenlerimiz var. Bir de bütün Türkiye'nin tepkisini çeken ve şu anda tutuklu olan bir öğretmen. Otobüsün içine gideceğiz. Mersin. Mersin'de 70 yaşın üstünde bir çift onlarla tartışıyor. Önce çocuğu, sonra kendisi kavgaya karışıyor. Kızıysa baba ne olur yapma diye otobüsün içinde feryat ediyor. Peki ne yaşandı? Sonra o yaşlı çift bize neler anlattı? O görüntüler. İkimize de dayak attılar. Yolcular araya girdi. Yolcular tutamıyor. Sonra yolcuları indikten sonra yine aynı geldi çöktü bize. İkimize de beni düşürdü. Tepkiyle vurdu boynumu. Ben yattım yere. Benim üstüme çıktı. Biri önde, babası arkada. Oğlu önde yumrukluyor bunu. Bir engelli adam zaten konuşamıyor. Bu oğlanla babası bize yaptığı küfürleri anlatamam ben size, anlatamam. Baba oğul acımasızca dövdüler. 77 yaşındaki kadın aldığı darbeyle yere yığıldı. 71 yaşındaki %88 felçli kalp piliyle yaşayan adam öldüresiye dövüldü. Vicdansızlığın, gözü dönmüşlüğün görüntüleri herkes ayağa kaldırırken saldırıya uğrayan çift konuştu. Şoför geldi, şoför dedi ki hadi gidin kardeşim dedi. Ama yaptığınız yapacağınız dedi, ne duruyor? Yok dedi, bir daha düğelim ondan sonra gidelim. Okul müdür bu ha. Şoför şimdi inkar ediyor, şoför diyor ki ben de görmedim, duymamışım diyor şoför. Şoförde de davacıyım. Çift Mersin Şehir Hastanesi'ne gidiyordu. Ramazan Polat'a kalp pili takılıydı. Sağ tarafı felçliydi. Eşi Hamdiye Polat'la otobüse bindiler. Bir anda tartışma çıktı. 52 yaşındaki okul müdürü, 17 yaşındaki oğlu yer isteyen engelli çifti acımasızca dövdü. Sen nasıl diyorsun benim oğluma kalk diyorsun? Biz oğluna kalk demedik yani... Bir tarafına da bu otursun dedik. Bir tarafı boştu. Yok istemedi. Gözü dönmüş babayla oğlunun saldırısını yaşlı adam bastonuyla engellemeye çalıştı ama gücü yetmedi. Kadın aldığı tekme darbeleri yüzünden yerde kıvranırken lise müdürü saldırgan yaşlı adamın üzerine çıktı. Ayaklarıyla omuzuna başına bastı. %88 engeli var. Adam yürüyemiyor. Ben zorumla taşıyabiliyorum bunu. Dayakta sonra tamamen yere düştü. Yürüyemiyor da konuşamıyor da. İki kelimeyi bir araya getiremez. O müdürün kızı da otobüsteydi. Ağlayarak babasına yapma dese de İsmet T. durmadı. Baba ve oğul bu görüntülerin ardından gözaltına alındı. Lise müdürü baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şimdi beni suçluyorlar. Ben suçluymuşum. Ben sanığım şimdi. O oğlan gelmiş. Oğlan beni dövüyor. Babası beni dövüyor. Şimdi ben suçluyum. Bu oğlanla babası bize yaptığı küfürleri anlatamam ben size. Anlatamam. Otobüsteki görüntüler vicdansızlığı, acımasızlığı oldukça net bir biçimde ortaya koyuyor. Koymasa da Hamdiye Polat soruyor. Ben 17 yaşındaki çocuğu nasıl döveyim? Ve evet, Hamdiye Polat'ın dövdüğü iddia edilen çocuk bu görüntülerdeki uçan tekmelerin sahibi. Tabii söylenecek çok söz var ama şöyle isterseniz bağlayalım. Muhtemelen siz ekran karşısında bayağı bir şey söylediniz. Eğitim nerede başlar? Eğitim ailede başlar. Büyüklere saygı. Yani okula gitmeden ailede öğretilir zaten. Ama bakıyorsunuz bir eğitimci, lise müdürü ve nasıl davranıyor? Önce çocuğu fırlıyor işte böyle bir an. Sonra kendisi kızı feryat ediyor. Baba yapma, öldü yapma diye. Ve Türkiye'de bir eğitimci maalesef böyle görüntüleniyor evladıyla birlikte. Şimdi Kolombiya'ya gideceğiz. Kolombiya, Medellin ve orada düşen helikopter. Pilot kontrolü kaybetti. Turist helikopteri havalandıktan saniyeler sonra düştü. Kolombiya'nın Medellin kentinde 4 turist kenti havadan gezmek istedi. Kiraladıkları helikopter bir binanın çatısındaki pistten havalandı. Helikopteri kalkıştan hemen sonra şiddetli rüzgar vurdu. Pilot kontrolü sağlayamadı. Daireler çizen helikopter düştü. İki pilot ve 4 yolcu şanslıydı. Düşen helikopter bina ile yanındaki iletişim direği arasına sıkıştı. Kazazedelerden bazıları direğe tırmanarak helikopteri terk etti. Yardım ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 5 kişi hafif yaralanırken yardımcı pilotun ayağının kırıldığı açıklandı. Hem şimdi molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde elbette sabrımız kalmadı. Buna göndermiş olduğunuz mesajlar var. Kademeli emeklilik sürekli olarak gördüğümüz ve dillendirdiğimiz konulardan bir tanesi. Staj konusu, burada yaşanan mağduriyet. Staj mağduriyetini biliyorlar ama bununla ilgili bir adım atılmayacağını da söylüyorlar. Belki burada da bir sabır telkini yakında duyarız. Başka, ekonomide nerelerdeyiz? Et kuyrukları, siyaset, adaylar, 31 Mart yolculuğu, siyasetçilerin sözleri, söylemleri. Reklamların dönüşünde sizleri bir Çorlu yayını bekliyor. Sonra DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Meral Danış Beştaş da bugün Çalar Saat'te olacak. Bir molaya gidelim. Dönüşte hızlı bir şekilde haberlerimizi paylaşalım. Efendim günaydın bir kez daha. Sabrımız kalmadı başlığı altında konuşuyoruz. Memleket havasını paylaşalım. Bir yandan da gözümüz kulağımız Çorlu'da. NAV Haber ekibinden Sevgi Şahin Ferhan Güler. Çorlu'da Çorlu tren faciası katliamının bir duruşması daha var. Özgür Özel de bu duruşmayı yine orada dava salonunda takip edeceğini söylemişti. Şu anda ailelerin, yakınlarını kaybedenlerin, evlatlarını kaybedenlerin ailelerinin yanında, annelerinin, babalarının, kardeşlerinin yanında Özgür Özel. Birazdan notları alacağız. Sevgi Şahin'den de bir memleket havası diyelim, sonra Çorlu'ya dönelim. Sis yurdun pek çok noktasını sardı, görüş mesafesini düşürdü. Bazı noktalarda göz gözü görmez hale geldi. Pek çok deniz ve hava seferi iptal edildi. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sis etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bursa'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken denizde göz gözü görmedi. İstanbul'da da sis nedeniyle hava trafiği... Soma'da bunu yaşadık. Ben 80'in üzerinde blok dava takip ettim Soma'da. Bu da bugün 19. herhalde. O yüzden kamuoyunun ilgisinin, basının ilgisinin azalmaması çok önemli. Sizinle birlikte hepimizin yüreği yanıyor. Bir de tabii burada esas bizim yaptığımız size destek vermek elbette önemli, kamuoyu desteği. Ama sizin yaptığınız çok başka bir anlamı var. Benzer bir olay olmasın diye bu büyük acınızı içinize gömüp gelip burada ses duyuruyorsunuz. Sizin sesiniz çıktığı için başka annelerin yüreği yanmayacak. Çünkü bu konuda herkes çok daha dikkatli olacak. Ama tabii adaletin yerine gelmesi çok önemli.
bugün dikkatle takip edeceğiz süreci. Ümit ediyoruz. Devamında da diğer aşamalarda, yüksek yargı aşamasında falan da takip edeceğiz. Bir kez daha acınızı paylaşıyoruz. Allah bir daha bu ülkeye böyle bir acı yaşatmasın diyeceğiz ama insan, yani Türkiye maalesef anlamsız ölümler ülkesi oldu. Dünyanın bir başka coğrafyasında böyle ölümler olmuyorsa, Türkiye'de oluyorsa, ihmalden dolayı, aceleden dolayı, bu mesele başka bir şeye işaret ediyor. Onu hep beraber çözmek lazım. Sayın Genel Başkanım. Buyurun. Senin dedesi bir istirhamım olacak. Buyurun. Buyurun. Ben yaklaşayım. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Öncelikle 2016 senesinde Uzunköprü Çerkezköy tren yolu açılışı yapıldı. 120 senelik altyapıyı hiç dokunmadan üst yapıyı komple kaldırdılar ve yenilediler. Şimdi mecliste bunu gündeme getirip bu yol için mücadele verip bu kadar insanın ölümüne sebep olanlar. Efendim şimdi karşı. Çorlu'dayız. Çorlu'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Özgür Özel bu duruşmayı duruşma salonunda, mahkeme salonunda takip edeceğini söylemişti. Bunu anlatmıştı. Az önce ailelerin yanına geldi. Türkiye anlamsız ölümler ülkesi haline geldi. Tedbirsizlikler ülkesi haline geldi dedi. Bir yandan acılarını paylaştı. Diğer taraftan da onların tepki seslerini de ve isteklerini de dinliyor. Şu anda Özgür Özel, bir kez daha dinleyelim, kulak verelim. Araştırma önergesi verilip meclis bütün partilerden oluşan bir komisyon kurulsun, bu çalışılsın diye zaten arkadaşlarımız ilk günden beri üzerinde durdular. Gerekli çalışmaları yaptılar. Ama burada bir sorun var. Esas yargılanması gerekenlere yargılanma izni verilmiyor. Dönemin şirketin genel müdürü hiç yargılanmadı. Yargılanma izni verilmedi. Bugün burada birinci sorumlu olması gereken kişi büyük mücadeleler sonucu 14 ay sonra görevden alınmıştı. 4 gün önce aynı görevine yeniden iade edildi. Bu şu demek, siyasi iktidar bugün mahkemeye diyor ki ben suçlumun arkasındayım diyor. Ben onu koruyorum diyor. Ben onu kimseye vermedim. Hatta ödüllendirdim, genel müdür yaptım yine diyor. Bugün kararı ona göre verin diyor. Benim söyleyeceğim bir tek şey var. Siyaset olsun diye söylemiyorum. Sadece ve sadece şunun için söylüyorum. Türkiye'de bu tip olaylarla mücadele etmek için siyasetin, meclisin zorlanmadık bir kanalı kalmadı. Ama işlevsizleştirilen meclis, önemsizleştirilen siyaset kurumu, duyulmayan itirazlara ses duyuracak bir kişi var. O da millet. Millet sandığa gittiğinde bunları cezalandırmazsa, bunlara evet bunlar yaşanıyor ama biz yine size oy veriyoruz denirse, bu duyarsızlık devam edecek. Yani milletvekili elinden geleni yapıyor ama esas milletin elinden gelenden fazlasını yapıp artık bir dur demesi lazım. Yoksa bu cezasızlık kültürü var ya, yani kazadan sorumlu olana ceza vermeme meselesi siyasette de gerçekleştiriyor. Soma'dan sorumlu olana ceza vermezsen, Çorlu'dan sorumlu olana ceza vermezsen, Hendek'ten sorumlu olana ceza vermezsen, Afyon patlamasından sorumlu olana ceza vermezsen, yani siyaseten bir cezasızlık. Biz ne yaparsak yapalım bize oy veriyorlar mantığı bu işte anaların gözyaşına dönüşüyor. Ben bize oy versinler demiyorum. Ama kimi sorumlu görüyorlarsa vicdanlarında onlara önce bir hesap sorsunlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Ben senin hatırın için önümüzdeki hafta meclis açık olursa, eğer kapatırlarsa ilk açıldığı gün vereceğim önergeyi göreceğiz. Ama sonuç her zamanki gibi aynı. AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Her zaman aynı şey. Biliyoruz, onları biliyoruz Sayın Başkanım. Onları biliyoruz maalesef. Yani hepimiz çok üzgünüz. Hepimiz yanınızdayız. Türk milleti yanınızda, arkanızda. Herkesin canı yayıyor ama maalesef paranın gücü annelerin gözyaşını yeniyor bu ülkede. Benim de en çok içim bundan yanıyor. Ben 301 kişi öldüm Manisa'da. 83 blok dava takip ettim. Sizin bugün 19. davanız. Çok kıymetli buradaki bu ısrarınız. Siz burada kendiniz için durmuyorsunuz. Bir sonraki kazada evladını kaybedecek anneler babalar için duruyorsunuz. Bir daha bu tekrarlanmasın diye duruyorsunuz. Soma'daki anneler
evlatlarını geri getirmeyeceklerini biliyorlar. Ama bir daha maden kazası olmasın diye haykırıyorlar, yakarıyorlar. Kaybettiğimiz madenci başına 5,5 gün yattılar. 5,5 gün yattılar, çıktılar. Şimdi içeride bir kişi yok. Baş sorumlu şimdi genel müdür koltuğunda oturuyor bu sabah. Televizyonları geçiyor bakalım haberlerde ne var. Benden inşallah kötü bir şey demiyorlardır diye. Böyle bir zorluğun içindeyiz ama hep beraber göğüsleyeceğiz. Yani sizin dayanma gücünüzün, direncinizin, mücadelenizin karşısında saygıyla eğiliyoruz. Bu dava burada bitmeyecek. Başkanım. Bu dava burada bitmeyecek başkanım. Elbet bir gün iktidara geleceksiniz. Bunun hesabını hep birlikte. Evet, Özgür Özel çarpıcı açıklamaları var Çorlu'da. Çorlu tren faciası, Çorlu tren katliamıyla ilgili bu duruşma salonunda, duruşma anında yine kendisi de salonda olacak. Paranın gücü annelerin gözyaşını yeniyor maalesef ülkemizde. Bir cezasızlık kültürü yaşanıyor. Diğer bir açıklaması. Esas yargılanması gerekenler, yargılama izni verilmiyor onlara. 4 gün önce görevden alınan, bu facianın ardından görevden alınan kişi 4 gün önce o göreve yeniden getirildi. Bir cezasızlık kültürü Özgür Özel'in dikkat çektiği konuydu. Şimdi bu cezasızlık kültürü ve 4 gün önce yeniden o ismin Devlet Demiryolları'nın başına getirilmesiyle ilgili acaba aileler ne düşünür? Birazdan Sevgi Şahin'e dönelim ve Mısra Öz'ü orada gördüm. Aileleri elbette gördük. Ne düşünür mesela Mısra Öz o kişinin yeniden Devlet Demiryolları genel müdürü olmasıyla ilgili? Onu da birazdan öğrenelim ve dinleyelim. Orada ailelerin sesleri var, serzenişi var, acısı var. Özgür Özel'i anlatıyorlar. Ya şu anda 3 tane alamıyorum ya. Ya bu ne demek ya? Bu insana zulüm değil de nedir? Ya bu haksızlık değil de nedir yani? Yani bu böyle bir dava değil. Bu davanın dışındaki davaların hepsi aynı. Bugün benim hakime söylediğim şu. Ya bir şoför kaza yapıyor. Önce onu sorguluyorlar. Ya bu makinisti sen buraya getirip sorgulamıyorsun. Senin burada hiçbir hükmün yok. Dememe rağmen susuyor. Söyleyecek bir şey yok çünkü. Şöyle bir açılalım. Sonra. Eminim. Yine hani sizin dediğiniz gibi olacak. Ama yani ben yaptım, ben ettim, ben biliyorum. Yani ben hep ben yani. Benle olmuyor bu iş. Ben 66 yaşındayım. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Bundan sonra da göreceğimi zannetmiyorum çünkü ömrüm uzun değil. Kalp hastasıyım, kalp hastası oldum, kalp damarlarım tıkalı. Dertlerini anlatıyorlar Özgür Özel'e. İşte orada toplanan Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenlerin aileleri. Şimdi Sevgi Şahin de Mısra Hanım'ın, Mısra Öz'ün yanına doğru gidiyor. Orada şu önemli. Acaba aileler ne düşünür? Ailelerin canını yakmamış mıdır? O gün o tarihte bu tren faciasının ardından görevden alınan ismin bir kez daha 4 gün önce o göreve getirilmesi acaba aileleri üzmemiş midir? Yaralamamış mıdır? Sevgi Şahin şimdi bu soruyu Mısra Öz'e soracak. Sevgi, söz sende. İlker, az önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını dinlediniz. 6 yıldır süren davada karar duruşmasına kendisi de bizzat katılacak. Burada önce ailelerin yanına geldi, onlarla görüştü. Cezasızlık sisteminden bahsetti. Şöyle söyleyelim, şu anda aileler 6 yıldır olduğu gibi adaleti sağlamak, adaletin geri gelmesi için bir kez daha buradan Çorlu Santral Durağı'ndan Halk Eğitim Merkezi'ne, duruşmanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçecekler. 6 yıldır aileler aynı şeyi yapıyorlar burada. Burada toplanıyorlar, sonra adalet sloganlarıyla Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyorlar. 7'si çocuk, 25 kişi bu kazada hayatını kaybetti. Geçen duruşma, 18. duruşmada da mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyordu. Ancak mahkeme heyeti değerlendirmeleri sonra alacağız dedi ve dosyayı tekrar inceleyerek karar gününü bugüne bıraktı ve bugün 6 yıldır süren davadan bir karar çıkacak. Şöyle söyleyelim, 7'si çocuk, 25 kişi alınmayan önlemler, ihmaller yüzünden hayatını kaybetti. Zaten Çorlu tren kazası dediğimizde herkesin gözünün önüne o fotoğraf geliyor. Altı boşalan bir menfez
ve devrilen vagonlar. Şöyle bir yandan da geçiyoruz, şöyle yürüyüşe doğru ilerliyoruz. Kameraman arkadaşım Ferhan Güler'le benimle birlikte geliyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Bugün gerçekten büyük bir kalabalık duruşmayı takip etmek için geldiler Çorlu'ya. Onların ön tarafına doğru geçelim böyle biz de. Ellerinde dövizlerle Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişinin fotoğrafını taşıyan dövizlerle geldiler ve burada bir araya gelip şimdi aşağıya doğru yürüyecekler. Bu kazada toplam 13 sanık var. Davanın başlarında sadece 4 sanık vardı. Aileler tırnaklarıyla kazıya kazıya soruşturmayı büyüttüler ve 9 sanık daha eklendi. 9 sanık TCD'de birinci bölge yönetimindendi, üst yönetimdendi. 9 sanık daha eklendi ve soruşturmada 13 sanık var. 3 kişi, müdür olan 3 kişi bilinçli taksirden yargılanıyor ve tutuklanmalarını istemişti savcı. Diğer 9 kişi basit taksirle yargılanıyor. Ailelerin isteği hepsinin olası kasla yargılanması. Şimdi Mısra Öz yanımıza hemen dönelim. Şöyle söyleyelim, az önce Özgür Özel de bahsetti. Bir atama var, terfi gibi bir atama var. ECDD'de zaten. TCD'de içerisinde öyle bir atama yapıldı ki aileler bir kez daha yıkıldılar. Şimdi o atamayı Veysi Kurç, o dönem 2019'da görevden alınan TCD'de taşımacılık müdürü Veysi Kurç, TCD'nin genel müdürü oldu tam 4 gün önce. Öyle bir atama ki sözü Mısra Öz'e bırakın. Eğer ki cezasızlık politikasıydı, Veysi Kurç üst sorumluları. Sevgi, şu anda sesle bir problem yaşanıyor. Sen beni eğer duyabiliyorsan hemen bir araya geliyor mu ses? Beni duyabiliyor musun Sevgi? Tamam, şöyle yapalım. Hemen bir memleket havası diyelim. O arada bu sorunun yanıtı çok önemlidir. Ailelerin vicdanını kanattı mı kanatmadı mı bu atama? Terfi gibi atama. Onun yanıtını alalım. Sonra da devam edelim. Sis yurdun pek çok noktasını sardı, görüş mesafesini düşürdü. Bazı noktalarda göz gözü görmez hale geldi. Pek çok deniz ve hava seferi iptal edildi. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sis etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bursa'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken denizde göz gözü görmedi. İstanbul'da da sis nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi olumsuz hava durumu nedeniyle bugün saat 13'e kadar olan uçuşları %10 azalttı. Sadece hava ulaşımı değil, deniz ulaşımı da sisten etkilendi. İstanbul'da bazı şehir hatları seferleri de sis nedeniyle iptal edildi. Yurdun doğusunda ise kar esareti yaşanıyor. Artvin'in Şavşat ilçesi Maden Köyü'nde yaşayanlar cenazelerini köy mezarlığına defnetmek için 2 metrelik karlı yolu kullanmak zorunda kaldı. Cenazelerini kızakla taşıdı. Bayburt'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Aydıntepe'de kar kalınlığı 4 metreyi buldu. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve kuzey kesimlerde bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde ise pus ve sis etkili olacak. Tekrar Çorlu'ya döndüğümüzde ses konusunda bir problem yaşıyoruz. Çünkü orada frekans bozucular var, güvenlik önlemleri, tedbirleri nedeniyle. Ama Mısra Öz'ün de yine Sevgi Şahin'e anlattıkları var bu atamayla ilgili. Akşam NAV Ana Haber'de, Selçuk Tepeli ile NAV Ana Haber'de izleyeceksiniz, duyacaksınız. Ne söyledi aileler, ne söyledi ve duruşmanın detaylarını takip edeceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gidelim. Döndüğümüzde hem haberlerimiz hem de konuğumuz var. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Meral Danış Beştaş Çalar Saat'te olacak.
Günaydın efendim. Bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Şimdi sürekli pahalılık haberi yapmıyoruz elbette. Değişiklikler de oluyor, güncellemeler de oluyor. Mesela akaryakıtta motoründe 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motoründe 1 lira 35 kuruşluk bir indirim var. Hatırlatmış olalım. Sonra sabrımız kalmadı. Bugün başlığımız diyor ki izleyicilerimiz Kıbrıs'tan yazmış. İzleyicimiz Lila Hanım. Emeklerimiz maalesef açlıktan ölüyor, sürünüyorlar diyor. Durumlarını anlatıyor. 2024 yılı emekliler yılı ilan edilmişti ya. Ah emekliler, vah emekliler yılı olarak ilan edilsin demiş aslında mesajında. Sonra bir başka izleyicimiz emekliler için para yetmez diyorlar. Bütçede bu paranın olmadığını söylüyorlar. Sorar mısınız 35 yıl 40 yıl boyunca vergi kestiniz emeklilerden. Nasıl oluyor da şimdi o emeklilerin isteklerini karşılayamıyor? Mevcut hükümet, ülkeyi yönetenler nereye gitti o paralar diye sormuş izleyicimiz. Bilmiyorum, belki yol olmuş olabilir. Çünkü her şeyde yol oldu deniliyor. Ya da neye yol oldu onu bilmiyoruz. Devam edeceğiz. Memlekette çıkan yangınlar var. Az sonra konuğumuz da DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Meral Danış Beştaş da burada Çalar Saat'te olacak. Önce bir memlekette çıkan yangınlar. Bu evde yaşayanlar yok mu Zeynep? Gece gelemedi Zeynep. Bu nasıl yangın? Zeynep ay, neredesin ya? Komple sardı. Alevlerin tüm binayı sardığını gören mahalleli çok büyük korku yaşadı. Apartmanın altında bulunan çay ocağında çıkan yangın bütün dış cepheyi yaktı. Ay millet uyuyor bacım, millet uyuyor evinde. Çoluğu çocuğu. İstanbul Eyüp Sultan'da 6 katlı binalı yangın çıktı. Dış cepheyi tepeden tırnağa saran alevler hemen bitişikteki binanın cephesine de zarar verdi. Oo gitti. Ay Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Yangın dış cephede sınırlı kaldı. Ekipler iki binayı etkileyen alevleri hızla söndürdü. Can kaybı ve yaralı olmaması teselli oldu. İki binanın da dış cephesinde ve bina önünde park halindeki iki motosiklette büyük hasar meydana geldi. İstanbul Beykoz'da fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler fabrikanın her köşesini sardı. Beykoz Örnekköy mahallesinde bulunan fabrikadan yükselen dumanlar böyle kaydedildi. Fabrikayı tamamen saran yangında işçiler kendi imkanlarıyla tahliye ettiler binayı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı korkutan yangında. Ekipler 2 saatin sonunda alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Tokat Reşadiye'de çalılarda başlayan yangın ormana sıçradı. Sanayiye çok uzak bir bölge burası. Gördüğünüz gibi canlı bir şekilde süren bir nokta var. Oraya işte müdahale ediyor ekipler. Delice mevkiinde zorlu arazi koşullarına rağmen yangın ormana ciddi hasar vermeden ekipler alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Memleketimizden bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne, Texas'a gideceğiz. Eyalet tarihinin en büyük ikinci yangını. Texas'ta. Texas tarihinin en büyük ikinci yangınını yaşıyor, alevler söndürülemiyor. İki günde iki kattan fazla alana yayılan yangın nedeniyle nükleer silah tesisi kapatıldı, acil durum ilan edildi. Orman yangınları komşu eyalete de sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin kuzeyi alevlere teslim oldu. Orman yangını kontrolden çıktı. Şimdiden eyalet tarihinin en büyük ikinci yangını haline geldi. Texas'tan Utah'a kadar olan bölgede devam eden orman yangınları komşu eyalet Oklahoma'ya da sıçradı. İki günde iki kattan fazla büyüyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Yangından etkilenen yaklaşık 5000 ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Birçok yerleşim yeri boşaltılırken gökyüzünü dev duman kütlesi kapladı. Yangın sebebiyle bölgede bulunan nükleer silah tesisi de bir süreliğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası da yangının kontrol altına alınmasına yetmedi. Yangın hala söndürülemedi. Alevlerin etkisini yitirmesi için itfaiyeciler bugün bölgede beklenen yağıştan umutlu. Sene 2006, Temel Karamoğluoğlu'nun, Saadet Partisi'nin liderinin iddiası, Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün doğal lideri Necmettin Erbakan'ı tutuklatacaktı iddiasında Fatih Erbakan da, yani Necmettin Erbakan'ın oğlu da sessizliğini bozdu ve FETÖ'yü işaret etti.
başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki, bürokrasideki, emniyetin içerisindeki FETÖ'cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Günlerdir devam eden tartışmada sessizliğini bozdu. FETÖ'yü işaret ederek. Bana bak evladım, sen bu AKP'de ne arıyorsun? Hocamızla ilgili birçok dava açılmıştı. Bunlardan birisi neticelendi ve mahkeme hapis kararı verdi. Bunun üzerine Tayyip Bey o dönemde hemen polise talimat verdi. Erbakan hocamızın evi kuşatıldı. Kesin hapse atılması talimatı verilmiş. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu anlattı. 2006 yılında Necmettin Erbakan'ı tutuklamak için konutuna polislerin gönderildiğini öne sürdü. Erbakan'ın damadı yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz de bu iddiayı doğruladı. Polis geldi mi? Geldi. Erbakan hocamızı götürmeye kalktı mı? Kalktı. 2006'da. Ben söylüyorum evet yani bu yaşandı mı? Yaşandı. Yani nasıl oldu da babası hakkında bu hükümleri verenler, o dönemde bunların verildiğini bilenler, arkasından gelecekler, onlarla ittifak yapacaklar. Hakikaten bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bir makam, bir mevki için bazı imkanları kazanmak için böyle bir adımı atmayı hiçbir zaman tasvip edemem. Yaşananlar ortadayken merhum Erbakan'ın oğlunun yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile Mayıs seçimlerinde ittifak yapmasına da şaşırdığını anlattı Karamollaoğlu. Gözlerin çevrildiği isim Fatih Erbakan da konuştu. Başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki, bürokrasideki, emniyetin içerisindeki FETÖ'cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. 2006 yılında Necmettin Erbakan'ın evini kuşatanların FETÖ'cü olduğu izlenimi hakim Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanı'nın bu tavır içinde olmadığı düşüncesinde. Şimdi İstanbul adaylarına bakalım. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Cumhuriyet tarihinin en sefil dönemi yaşanıyor. 70-80 yaşlarındaki annelerimiz, babalarımız sabahın erken saatlerinde ucuz gıda alabilmek için kuyruklara giriyor. Bu memlekete gıda kuyruklarını tekrar geri getiren bu hükümet olmuştur. Emeklinin girdiği kuyruklar Ekrem İmamoğlu'nun da gündemindeydi. Hedefinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlla hükümetle belediye aynı partiden olmalıymış. Bak sen. Bak sen. Seçim yapmayalım o zaman. Bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. İstiyor ki her şeyi ona teslim edelim. Neyse biz onu yavaş yavaş emekli etmeye hazırlanıyoruz, merak etmesin. Ne diyorlardı hatırlayın eskiden. Çalıyor ama çalışıyor. Artık bu millet ne diyor biliyorsunuz değil mi? Hem çalmıyor hem de çok çalışıyor kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanı itiraf etti. Engellemeye çalıştım dedi. Engelleyemezsin kardeşim. Ben öyle bir koşarım ki nefes nefese kalır. Yarı yolda yere yığılırsın. Bak yarı yolda. İstanbul'da İmamoğlu bir daha bir daha oy. Ey milletim, gücünüzün farkına varın. Sizden daha güçlü kimse yok. Eğer bunların o kibri, hor görme hali, hayat pahalı olarak geri dönmesini istemiyorsanız kardeşinize inanın. Bize oy vermelisiniz. Yeter, söz milletin demelisiniz. 1950 seçiminde ipi göğüsleyen Adnan Menderes'in sloganıydı. Bu kez de Ekrem İmamoğlu yeter söz milletin dedi. Son yerel seçimde AK Parti'nin %65 oy aldığı Esenler'de İmamoğlu'nu dinlemeye gelenler meydanı doldurdu. Coşku da yüksekti. Yine İmamoğlu'na ceketini çıkarttırdılar. Sabahtan beri ceketi çıkar diyorlar. Ben ceketi çıkardım. Zaten hiç giymemiştim. 6 Mayıs'ta çıkarmıştım. 6 Mayıs'tan beri hiç giymedim. 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun o oy hanesine mührü basmak için herkes hazır mı? Yokluk, yoksulluk ve kuyruklar.
Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde. Aynı zamanda Yeter Söz Milletin bu slogan da meydanlarda, İstanbul meydanlarında yükseltildi. Şimdi bir diğer isim AK Parti'nin adayı Murat Kurum. Onunla ilgili haberimiz de gelecek ekranlarınıza. Aynı zamanda konuğumuz da geldi. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Meral Danış Beştaş'ta Çalar Saat'te. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Birlikte hemen rakiplerinizden bir diğeri Murat Kurum izleyelim. Vermiş olduğu mesajlara bakalım. Sonra da konuşacağız. Ama önce yine kuyruklardan ve sabır telkininden başlayacağız. Tutabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hatta makası vereyim. Şimdi biz neyin açılışını yapıyoruz? Evet, STK Akademi'nin açılışını yapıyoruz. Peki. Dünya STK günü galiba, değil mi? Hep birlikte buyurun. Ya Allah, Bismillah. Dünya STK gününde Üsküdar'da Karadenizli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi Murat Kurum. Açılış için de oradaydı aynı zamanda. Ancak ne açılışı yaptığını, makası ve kurdeleyi eline alana kadar bilmiyordu. Şimdi biz neyin açılışını yapıyoruz? STK Akademi'nin açılışını yapıyoruz. Peki. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum programlarına devam ediyor. Kentsel dönüşüm hemen her ziyaretinde birinci gündem maddesi. Tuzla'da, Kadıköy'de, Fikirtepe'de 60 bin konutluk Fikirtepe projesini nasıl yürüttüysek, Tozkoparan'da kentsel dönüşümü nasıl başardıysak, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Fikirtepe betona gömülmekle eleştirilirken Tozkoparan'da hala molozların bir kısmı duruyor. Tamamlanmayan çoğu evde hala teslim edilmedi. Tuzla'daki TOKİ mağdurları da 5 yıldır evlerine kavuşmayı bekliyor. Üstelik taksitler 20 katına çıktı. Ordu Caddemiz var biliyorsunuz. İstanbul'da 81 ilden yaşayan kardeşlerimizin isimlerini taşıyan caddelerimiz, değerlerimiz var. Sayın Kurum'a bilgilendirme notu. 1. Ordu Caddesi'nin adı Ordu ilimizden gelmiyor. 2. Fatih Ordu Caddesi düzenlemesi İBB tarafından tamamlandı. Bu pazar açılıyor. Murat Kurum'a bir itirazda İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan geldi. Adını vatan, millet, ordu kavramlarından alan 3 caddeden biri olan Ordu Caddesi için düzenleme projesi açıklarken cadde isminin Ordu ilinden geldiğini söylemişti Murat Kurum. Ongun düzeltti. Yani şimdi tabii bir yandan da bir yorgunluk oluyor adaylarda, evet, değil mi? Evet. Belki de ona yormak gerekiyor Murat Kurum'un. Hani neredeyiz, neyin açılışını yapıyoruz diye sahnede o karşı karşıya kalmış, evet, olduğu durum. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Adaylık gayet süreciniz? İyi gidiyor, gayet iyi gidiyor. Dolaşıyoruz, halkla buluşuyoruz, farklı ziyaretler yapıyoruz kurumlara, sendikalara. Daha yeni başladık diyelim. 10 gün oldu yaklaşık. Peki 20 Şubat günü ne oldu? Hani o da çok konuşuldu, çok tartışıldı. Acaba adaylığınız olmayacak mı, olamayacak mı? Böyle bir son dakikada ne oldu o gün? Ya o gün garip bir şekilde medyada işte başvuru yapılmadı. İşte DEM Parti aday çıkarmıyor gibi. Biz başvurumuzu teslim etmiştik. Aslında sorun son 5 dakikada teslim edilmiş olması, malum trafik. İşte yoğunluk, arkadaşların diğer başvuruları yapıyor olması. Yoksa bir hani gecikme hali yok. Zaten yasa da çok nettir yani bu konuda. 17 hatta binadaysa, oradaysa, o irade varsa o konuda bile bir sıkıntı yok. Yani YSK'nın bu konuda çokça kararı var. Ama tabii DEM Parti olunca tartışılması doğal. Çok alıştık artık buna. Şimdi tartışılan pek çok konu var. Evet. Onları da birlikte konuşalım istiyoruz. Çalar Saat ekranlarında, NAV ekranlarında. Bugün başlığımız, sabrımız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuyruklarda olan emekliler var. İşte et kuyruğunda, ekmek kuyruğunda, sebze meyve kuyruğunda olan insanlar var, milyonlar var. Sabır telkin etti kendisi meydanlarda. Bir izleyelim haberimizi. Siz ne dersiniz? Sokakta geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. İnsanlar, emekliler, asgari ücretler, işçiler, emekçiler size ne anlatıyor? Onu da duymak isteriz. Buyurun. Titriyorum. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz. Bunun anlamı, emekliler için açlık sınırından 7 bin lira aşağıdaki en düşük emekli maaşını arttırmamaktır. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca
emeklilerimizi tahrik ediyor. Milyonlarca emekli açlık sınırının çok altında 10 bin lirayla yaşam mücadelesi verirken, gecenin ikisinde başlayan ucuz et kuyruklarında beklerken emekli maaşının artırılması talepleri için tahrik dedi Erdoğan. Emekliye ek zam yapılmayacağını da bütçeye ek maliyet getiriyor diyerek açıkladı. Meclisi kapatmayalım. 3 gün daha çalışalım. Emekli kart uygulaması getirelim. Asgari ücret 17.002 liradır. Aradaki 14 bin lirayı bütün emeklilerin hesabına yatıralım. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7.000 lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Yaklaşık 1 trilyon lira sadece kur korumalı mevduatın getirdiği yük. Al işte, kur korumalı mevduat bunu karşılıyor. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Bütçeye yük getiren arıyorsan günlük 3,5 milyon harcadığın sarayına bak. Lüks makam araçlarıyla konvoyuna bak. Yaş 84 öyle ya, az değil. Pakistan hastalığı var. 2024'ü emekliler yılı ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece %33 zam yapılan en düşük emekli maaşıyla milyonlarca emekli yaşam mücadelesi veriyor. Ama Erdoğan zam isteyen emeklinin karşısına yatırımları koydu. Hatta memur maaşlarını. Tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Ya öğrenirler ki biz emekliye bakırız. Yani o zaman bizi niye yaşadık ki? Göçsün öldürsün. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler. Hortumlar ve hortumcular aynen devam etsin. Emekli de 10 bin liraya razı olsun, sesini çıkartmasın. Böyle bir dünya yok. Ekonomi dediğiniz olay diğer boyutlarının ötesinde hesap kitap işidir. Veremem diyor ama verdireceğiz inşallah. Para yok diyor. Ama para var. Yandaşa var. Hayat pahalılığı karşısında ezilmiş. Herkes 31 Mart'ta bu iktidara gücünü göstermek zorundadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek maliyet yükü nedeniyle emeklilere zam yapılmayacağını söylüyor. Muhalefet ise sandığı işaret ediyor. Efendim, bu ülkenin emeklileri, bu ülkenin çalışanları, memurları bütçeye yük mü getiriyorlar? Bir yandan da böyle tabii emekli maaşları yeterli değil diyor Cumhurbaşkanı ama veremeyeceğini de söylüyor. Asla yük değil tabii ki. Yani şu anda bu ülkenin de İstanbul'un da en büyük sorunu yoksulluk ve açlık gerçekten. Artık sadece yoksulluk demek yetmiyor. Açlık sınırı altında yaşayan milyonlarda konuşmamız gerekiyor. Emekliler de en büyük nüfus kitlesi olarak önümüzde büyük bir zulümle karşı karşıyalar. Adını koyalım. Açlıkla boğuşuyorlar. Yani neticede bu miktar bir meblağla hiçbir şey alınamaz. Her gün zaten haberleri takip ediyoruz, birebir temas ediyoruz ve para yok falan meselesi de gerçek dışı. Ne demek para yok? Yani bütçede sonuçta devasa kalemler var. Yani ranta, savaşa, israfa harcanan birçok büyük bütçe kalemleri var. Biz bütçe görüşmelerinde bunu söyledik. Ama oraya harcanan paralar buraya aktarılmıyor. Bir de şu çok garip, yani diyor ki, dikkatimi çeken cümle şu oldu. Emeklilerimizi tahrik ediyorlar. Yani muhalefeti kastediyor. Hani emeklilerin maaşının arttırılması, seyanen ek bir ücret verilmesi taleplerini de tahrik olarak niteliyor. Böyle bir şey yok gerçekten. Yani ne demek tahrik? Bir emeklinin açlıkla boğuşurken birini dinlemesine mi ihtiyacı var? Çocuğuna, torununa bir tane çikolata alamazken bizim sözümüze mi ihtiyacı var? Bunu yaşıyor. İlikleri ne kadar yaşıyor bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu ve iktidarın bu konuda çok kötü bir karnesi olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Yani neticede bolluk içinde, şatafat içinde yaşayan bir iktidar ve çevresi var. Hani Türkiye'de bir avuç insan zenginlikte sınır tanımıyor ama diğer kesimde yoksullukta düştükçe düşüyor maalesef. Peki tabii siz dün görevi devrettiniz, grup başkan vekilliğini. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğim sizi ve izleyicilerimizi. Nurettin Nebati ile aranız nasıl son zamanlarda? Tabii artık böyle bu seçim kampanya, buna ağırlık verdiğiniz için göremiyor olabilirsiniz, denk gelemiyor olabilirsiniz ya da meclise gidemiyor olabilirsiniz. Ama zaten meclise gidenler de göremiyor, böyle bir durum var. İzleyelim haberimizi, konuşalım.
Yoklama işlemini tekrarlayacağım. 5 dakika süre veriyorum. Pusulayla burada olduğunu bildiren Nurettin Nebati, Mersin. Yok. Öncelikle bu ciddi bir hiledir. Hatta bir sahtekarlıktır. Düşünün, sahtecilik yapan birisine bu ülkenin hazinesini 2 yıl boyunca teslim ettik. Meclis tarihine sahte oy tartışmasıyla da geçti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati genel kurulda olmadığı halde oradaymış gibi yoklamaya katıldı. Nurettin Nebati, Mersin. Yok. Bu adamı hazine milyonların gözü önünde canlı yayında büyük bir sahtekarlık yapıldı. Seçimlere hayalet seçmenleri karıştıranlar meclise hayalet vekil gönderdiler. Anlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Oylamadan önce yoklama talebi var. Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Meclisin toplanabilmesi için en az 200 milletvekilinin genel kurul salonunda olması gerekiyor. Muhalefet AK Parti sıralarındaki boşluklar nedeniyle toplantı yeter sayısı için yoklama istedi. Elektronik oylamaya geçildi. 5 dakika süre veriyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. O anlarda grup başkan vekilleri de meclis başkanının yanına gitti. AK Partili Özlem Zengin de. Çünkü bir kez daha toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa genel kurul kapanacak. Özlem Zengin'in telefonu elinden hiç düşmedi. Milletvekillerinin genel kurulda olduklarına ilişkin meclis başkanlığına pusula verme hakkı da var. Değerli milletvekilleri, pusula veren vekillerimizin dışarı çıkmamasını rica ediyorum. Pusulayla burada olduğunu bildiren milletvekillerimizi okuyorum. Yılmaz Büyükaydın, Trabzon. Burada. Burada mı? Burada. Burada. Nurettin Nebati, Mersin. Yok. Bu adamı hazine etmektedir. Toplantı yeter sayısı yoktur. Bekir Bozdağ'ın gözleri de aradı Nurettin Nebati'yi ama bulamadı. Çünkü Nebati genel kurul salonunda yoktu. Olmadığı halde oradaymış gibi yoklamada oy kullanıldı. Pusula ile oy sahtekarlığını mecliste yapmaya çalışan bir bakana bu memleket hazineyi teslim etti. Mecliste AKP'nin açıkça bir oy sahtekarlığı iş üstünde yakalanmıştır. Mesele bu kadar açık. Ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bakanlık yapmış bir kişinin böyle bir şeyde olaya adının karışması son derece üzücü olmuştur. Düşünün, sahtecilik yapan birisine bu ülkenin hazinesini 2 yıl boyunca teslim ettik. Oh. Nurettin Nebati de AK Parti de sahte oyla ilgili tek cümlelik açıklama yapmadı. Meclis yeni günde de yine toplantı yeter sayısı tartışmasıyla açıldı. Bu davranışlarınız devam edecekse lütfen kürsünüzü AK Parti sıralarını oraya kaydıralım. Siz AK Parti grubunu yönetin. Bu meclisi yönetmeyin. Lütfen izin verin. Fitne fesadı yapan senin babandır, tamam mı? Terbiyeli konuş, saygısız herif. Otur yerine. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Nurettin Nebati'nin yine olmadığı genel kurulda bu kez yoklama yaptırmadı. Muhalefetin toplantı yeter sayısı yok ısrarına rağmen görüşmelere geçildi. Mecliste sıradan bir gün mü? Her zamanki hali mi? Yoksa böyle tansiyon yükselmiş mi? Yani tansiyon ara ara yükseliyor. Bu seçim dönemlerinde daha da çok yükseliyor maalesef. Yani bu oy meselesi, sahte oy verilmesi, hani orada olmadığı halde oy vermesi iç hakikaten... Düzeye göre... İş tüzüğe göre bence ceza gerektiren bir fiil. Yani sonuçta bir de meclisin pozisyonu, orada kanunların çıktığı ne kadar önemli bir olgu olduğunu söylemeye gerek yok. Bir milletvekilinin oyunun karar yeter sayısı isteniyor. Eğer eksikse meclis kapanacak. Yani iktidar yeterince o genel kurulda hazır olmamış oluyor. Maalesef geçmişte de benim dönemde de birkaç defa böyle şeyler yaşadık ve hep iktidar partisi milletvekilleri tarafından bu yapıldı. Çünkü onlar eksik geliyor ve genellikle karar yeter ya da hani sayısını isteyenler biz oluyoruz. Yoklama isteyen bizler oluyoruz. Yani muhalefet oluyor. Çok üzücü, yani halkın bunu böyle bu şekilde izlemesi de milletvekilliğinin misyonuna, hani görevimize, sorumluluğumuza dair böyle bir kanaat oluşması, yani iktidar milletvekili bile olsa genel olarak bir güvensizlik telkin ediliyor aslında. Güvensizlik oluşuyor. Hakikaten çok üzücü, çok talihsiz bir şey ve bu düpedüz sahte bir işlem. Yani hani hukukta, Türk Ceza Kanunu'nda bile bunun bir karşılığı var yani. Evet, şimdi İstanbul seçimi diyelim mi? Tabii ki. Önce açıklamalarınıza bakalım. Meral Danış Beştaş, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Şimdi
Bu arada eş başkan adayı. Bir de Murat Çepni var. Bizde eş başkanlık sistemi var. Doğru. Ben kaçırdım başta. Murat Çepni arkadaşımızla birlikte eş başkan adayıyız. Peki açıklamalarınıza dönecek olursak. Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacağımız var. Şimdi bir tartışma, hani adaysınız ama sanki değilmişsiniz gibi de davranılıyor. İşte söylemler, siyasetçinin sözlerinden, cümlelerinden de ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin ya da İYİ Parti'nin de dilinde benzer açıklamalar var. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak içinde olduğunuz söyleniyor. Ama olmadığınızı da siz anlatamıyor musunuz? Hani nasıl bir durum var? Bize bir anlatır mısınız bunu? Ya şöyle, anlatamıyoruz değil. Söylediklerimiz duyulmuyor. Bilinçli bir şekilde duymazlıktan geliniyor ve bizim beyanlarımız olmadan, bizler o tartışmanın tarafı olmadan biz konuşuluyoruz. Öncelikle bunu ifade edeyim. Yani uzun süredir ulusal kanallarda, birçok kanalda, muhalefet medyası hariç bizim sözcülerimizin, bizlerin sözünü direkt aktarma olanağı yok. O kanallara defalarca biz tekzip, cevap verme hakkı, gerçeği ifade etme, gerçek dışı beyanları düzeltme için yaptığımız başvurularda hep yanıtsız kaldı. RTÜK'e sayısız başvurumuz var bununla ilgili. Bu konuda da bir yaptırım uygulanmadı. Çünkü RTÜK biliyorsunuz iktidarın doğrudan denetiminde bir kurum. Diğer meseleye gelince, yani bizim hiç kimseyle bir ittifakımız olmadığını, ne iktidarla ne muhalefetle olmadığını defaten ifade ettik. Yani biz doğru 14-28 Mayıs işte 2019 seçimlerinde bir stratejik yaklaşım belirledik. Özellikle 2019 stratejisinde. Diğerinde de biz yine altılı masanın bir tarafı değildik ama demokrasinin önünü açmak, adaletin tesisi, hak ve özgürlüklerin daha da ilerlemesi yani bu konuda. Fakat bunun yeterince anlaşıldığını düşünmüyoruz açıkçası bu tutumumuzun. Siyasette yeterince etki ve dönüşüm sağladığını düşünmüyoruz. Ve bu konuda sonuçta özellikle 14-28 Mayıs'tan sonra çok geniş bir toplantı ağı aldık. On binlerce insanla buluştuk. Her yerde, yani her yerde derken Türkiye'nin her yerinde. Ve ağırlıklı ezici görüş aynı zamanda seçmen ve tabanımızdan da kendi adaylarımızla seçime girme yönünde bir tutum belirlendi. Bu değerlendirildi ve Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisimiz başta olmak üzere bu çıktılarla birlikte geniş bir değerlendirme sonucunda biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil birçok ilde kendi adaylarımıza giriyoruz. Diğer yönü kent uzlaşısı kavramını İlk günden itibaren kullandık. Dedik evet. Ki şimdi o uzlaşı ortadan kalktı mı? Biz yerel demokrasiyi esas alan, yerinden yönetimi esas alan ve bunun demokrasinin temeli olduğunu düşünen bir partiyiz. Yani politik olarak böyle bakıyoruz ve yereldeki dinamiklerin, demokratik dinamiklerin, oradaki halkın, ya odadan STK'sına, STK'sından derneğine, partilerine, ya sadece partiler değil. Hani bir kenti, bir ilçeyi biz birlikte bu şekilde yani daha demokratik yönetebiliriz. Bu ilçenin, bu merkezimizin şu ihtiyaçları var. Biz ortaklaşırsak daha iyi bir yönetim sergileriz. İşte adaylık vesaire. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki varlık gibi mi? Böyle bir yelpaze şeklinde mi? Hayır, uzlaşı. Yani şey. Mesela Esenyurt'ta olduğu gibi. Hani orada demokrasi güçleri, demokratik dinamikler, halk, toplum aslında bir bütün olarak, toplumun içindeki örgütlü kesimler de dahil, bunun daha iyi olacağını, yani o Esenyurt için daha iyi bir yönetim olacağı kanaatine varıyor ve tartışıyor. Bu tartışmalar yeni değil. Biz batıdaki seçim stratejimizi oluşturmak için çok ciddi fizibilite çalışmaları yaptık. Yani çok ciddi sayıda, hani rakam vermek istemiyorum, binlerce insanla birebir görüşmeler yapıldı. İlçe örgütlerimizde yapıldı. Kent uzlaşısı artı, hani uzlaşının sağlanamadığı yerlerde de kendi adaylarımızla seçime girme kararı aldık. İstanbul'da mesela kaç yerde, kaç ilçede o uzlaşıyı aldınız? Esenyurt'ta var. Esenyurt'ta var. Evet, 17 ilçede de adayımız var zaten. Yani sonuçta biz bir siyasi parti olarak kararlarımızı alıyoruz. Ve burada alırken diğer partilere göre en fazla aslında Türkiye'deki dinamikleri, demokratik dinamikleri kastediyorum tabii ki, dikkate alan hani bir yerden yaklaşıyoruz. Çünkü bizim için siyaset sadece seçim değil. Yani biz o kent uzlaşılarının, o birlikteliğin, o örgütlülüğün özellikle seçim sonrasında
siyasi ve toplumsal mücadelede çok önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. Uzlaşı var tamam ama ortaklık yok Cumhuriyet Halk Partisi. Hayır hayır, yani Esenyurt'ta diyelim ortaklık yok tabii ki. Yani hani bunu zaten söyleyenler de, ne onlar... Murat Bey de yarışta. Ha. Yani belediye başkanı adaylığında tabii ki yarıştasın. Yani biz sonuçta yarışıyoruz şu anda diğer partilerle. Büyükşehir Belediyesi'nde yarışıyoruz. Yani bizim perspektifimiz dediğim gibi sadece seçimlere özgü değil, seçim sonrasında düşünen ve Türkiye'de hakikaten Cumhuriyet'in demokratikleşmesi, Türkiye'deki 84 milyon yurttaşın rahat nefes alması, farklılıklar arasındaki ayrımcılığın son bulması, kadınlara yönelik şiddetin, gençliğe yönelik tutumun, bu yoksulluğun yani son bulması için çok ciddi bir çalışma içindeyiz ve bununla ilgili halkın çok büyük beklentileri var. Biz aynı zamanda bu seçime girerken tabii ki örgütsel ve siyasi etkimizi de genişletmeyi hedefliyoruz. Dışarıdan yani nasıl göründüğünü, hani Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da bir başka partiyle bu kent uzlaşısı dışarıdan nasıl göründüğüne de bakıyor musunuz? Mesela İyi Parti, İyi Parti'den mesela nasıl görünüyor? Bir dinleyelim mi? Tabii Burak ki. Avuncu yine rakiplerinizden birisi Burak Avuncu. Bir ittifak, bir ortaklık var mı yok mu? Buna dair ne söyledi Burak Avuncu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve DEM'in yapmış olduğu bir açıklama var. Yani DEM zaten kapalı kapılar arkasında biz görüşmek istemiyoruz, her şey aleni olsun gibi bir ifadesi oldu. 22 ilçede aday çıkartmadılar. Dolayısıyla biz bulunduğumuz yere terörü lanetlemeyen, terörle arasına mesafe koymayan hiç kimsenin girmesini istemedik ve buna hiçbir zaman da göz yummadık. İzlenim, gördüklerimi söylüyorum. Bir birliktelik var. Yani 22 ilçede aday çıkartmamak, 22 ilçede aday çıkartmayıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne adayını destekleyecek şekilde bir tavır. İşte demli adayların Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise girecek iddiası. Bunlar bana böyle bir birliktelik olduğunu söylüyor. Burak Bey, birliktelik var diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gizli ittifakları unutmadık. İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız diyor. Özgür Özel de DEM muhalefete kaybettirmek istiyor diyor. Hadi bakalım farklı beyanlar. Yani şimdi bunu bizden duyulmayan hiçbir şey doğru değildir. Bizim beyanımızın esas alınmasını özellikle sizin programınızda ifade etmek istiyoruz. Biz baştan beri bu seçimde 31 Mart seçimlerinde geçmişte de buna yönelik şeyler tutumumuz vardı ama bizim şeffaf, ilkeli görüşmeler ve varsa bir hani uzlaşı bu şekilde olacağını ifade ettik. Şu anda ben ne diyorum? Esenyurt diyorum farkındaysanız. Mesela Mersin'de sona yaklaşıldı. Zaten bu konuda sözcülerimiz de açıkladı. Bu bir birliktelik ve ittifaktan farklı bir şey. Kent uzlaşısı dediğimiz, oradaki kentin buna karar verdiğini ifade ediyoruz. Yani işte birileri bizim adımıza bizim sözümüzü kuramaz yani. Ne demek bu? Yani şimdi ben Buğra Bey'in düşüncesini, şüphesiz siyaset tartışma işidir aynı zamanda, değerlendirme yapabilirler. İktidar bir yandan saldırıyor. Hani biz her taraftan bir şey saldırı altındayız. Tırnak içinde saldırı diyorum. Özgür Bey işte diyor ki bize kaybettirmeye çalışıyorlar. Hayır, biz kimseye kaybettirmeye çalışmıyoruz. Biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için yola çıktık. Yani şimdi CHP'nin bizim %70-80 oy aldığımız merkezlerde hepsinde adayı var. Hakkari'den Diyarbakır'a kadar, Mardin'e kadar. Biz orada belediyeler bizim elimizdeydi. Kayyum atandı. Şimdi CHP orada aday çıkarınca biz şunu demedik mesela. Bize kaybettirmek istiyorlar. Onun en doğal hakkı partidir. Kendi adayını gösterir. Biz de aynı pozisyondayız. Bizim CHP'den alacağımız var dediğiniz nedir peki? Yani şu, hani sanki bizim bir borcumuz varmış gibi, mecburmuşuz gibi hani bir dil kullanılıyor. Açıkçası rahatsız edici bir dil. Bu bizim seçmende de çok büyük bir tepkiye yol açıyor. Şunu kastetmiştim. Biz destek verdik. Hani açık söylüyorum. Burada daha da açayım. Biz 2019 seçimlerinde Türkiye'de bu tek adam rejiminin önünü kapatmak ve hani başka bir yol açmak, hakikaten demokrasiye evriltmek için hiçbir anlaşma yapmadan, hiçbir görüşme yapmadan stratejik bir karar verdik. Hani biz oyumuzu iktidarın karşısındaki güçlü şeye vereceğiz, adaya vereceğiz. Yine 14-28 Mayıs'ta
hatırlarsınız. Sizler de yakından içindesiniz. Kim yani, olursa verecek miydiniz mesela? Kemal Bey değil de başka bir isim olsa ya, da verecek tabii ki miydiniz? Onu değerlendiriyoruz. Hani söylemi, iddiaları, politik perspektifi, ortaya koyduğu ilkeler, tabii ki bunlar önemli. Yani neyse, partileri söylemeyeyim. Ya başka bir parti olsaydı onu ayrıca değerlendirirdik. Yani %72 oy aldık Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Biz bunu destekledik. Yani orada bizim bundan sonrasında yeni bir kararımız var, yeni bir değerlendirmemiz var. Biz parti olarak kimseye borçlu değiliz. Yani biz her zaman tek taraflı fedakarlık yapacak, başka partiler muhalefetle yine tutum alacak pozisyonda olmak zorunda değiliz. Bir de kırgınlık mı var? Mesela Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak işte kayyumlar meselesinde çok gür bir sesini duymadık. Evet, yani o da var. Çok yanlış tartışıldı. Ben aslında o röportajımda şunu söyledim. Dedim ki sevgili Selçuk Mızraklı'yı ve Ahmet Türk'ü, Ahmet abi ziyaret etti kayyumlardan sonra. Evet. Hatta soru olarak söyledim. Ekrem İmamoğlu'ndan kayyumlarla ilgili kaç kere cümle duydunuz dedim. Kaç kere? Herkes bana o ziyareti yazmış. Ziyareti biliyoruz ama 50 belediyeye atanan kayyumlardan söz ediyoruz. Ve biz o zaman hep şunu söyledik. Dedik ki bugün Diyarbakır'a, Van'a, Mardin'e, Siirt'e, Şırnak'a kayyum atayan iktidar yarın öbür gün bunun devamını İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da getirir. Yani bu hepimiz için bir tehdit dedik. Ve nitekim sonrasında yerel yönetimlerin yetkisi bir bir kısıldı. Yani merkezi iktidar tarafından. Bunu gördük aslında bugünleri ve o konuda kırgınlık hani böyle kişisel ya da parti olarak kırıldıktan ziyade bu politik bir mesele. Biz Türkiye'de var olan sistemi, var olan mesela Kürt meselesi en çok başat mesele olarak ortaya koyduğumuz mesele, yani eşit ve özgür yurttaşlık temelinde. Ve hakikaten çatışma ve savaş yöntemleri dışında bir çözüm hedefliyoruz. Yani bununla ilgili derdimiz var. Biz demokratik siyaseti yürütürken bunu çok sıklıkla ifade ediyoruz. Özür dilerim. DEM Parti'den dün bir açıklama da geldi. Merkez Yürütme Kurulu'ndan tam da böyle işte 28 Şubat 2015 tarihiydi. Dolmabahçe'de verilen o fotoğraf. Evet. Yıl dönümünde yine DEM Parti'den yapılan açıklama. Kürt sorununun demokratik çözümünde Dolmabahçe ruhuna geri dönmenin kaçınılmaz olduğunu belirtmek isteriz. Şimdi size diyorsunuz ki 1 Nisan itibariyle burada ne yapılacaksa biz varız. Onu da isterseniz bir açın. Hani yeni bir işte çözüm süreci mi işletmek istiyorsunuz? Bunu da hani iktidarla, AK Parti ile mi yürütmek istiyorsunuz? Ya şunu ifade edeyim öncelikle. Bizim iktidarla hiçbir görüşmemiz yok. Çok net ve kesin söylüyorum. Hani bir anlaşma, bir 1 Nisan sonrasına, öncesine dair katiyen yok. Yani olsa hakikaten söyleriz. 28 Şubat mutabakatını açıkça sahiplendiğimiz gibi, arkasında durduğumuz gibi onu da ifade ederiz. Çünkü bizim için yani Kürt meselesinin çözümüyle siyaset, rekabet ayrı şeyler. Yani bu siyaset üstü demek istemiyorum ama bütün siyasi partilerin aslında üzerinde çalışması gereken ve çözümü konuşması gereken bir mesele. 1 Nisan sonrası konuşuruz meselesi iktidar tarafından şöyle bilinçli bir şekilde pompalanıyor. Bizim kitleye, Kürt halkına ve Türkiye'deki tabii ki demokrasi güçlerine, bizim bileşenlere. Ha yani biz işte ılımlı bir politika izleyeceğiz, bize oy verin gibi bir şeye de evrilebilir. Aman dikkat, böyle bir şey yok. Yani biz kimseye, ne CHP'li ne AKP'li, ne bir ittifakımız, ne bir hani dediğimiz gibi birlikteliğimiz yok. Bu seçmenimize atfen söylüyorum. Diğeri, biz Kürt meselesi, Dolmabahçe çözüm sürecini her zaman savunduk. Bugün de savunuyoruz. Neden savunuyoruz? Çünkü bu ülkede hakikaten Türkiye toplumuna en büyük acıları yaşatan meseledir Kürt meselesi. Muhataplık derken, muhataplık hani gazeteci derken, Cansu Çamlıbel'e verdiğiniz şunu röportajda kastediyoruz. Muhataplık derken hani muhatabınıza seslenip yeniden mi davet ediyorsunuz? Böyle bir masa kurulsun. Hayır, bu zaten olmalı diyoruz. Yani o bitmemeliydi diyoruz. Yani illa seçimden önce kurun ama seçimden sonrasını anlaşalım gibi bir beyanımız söz konusu değil. Biz şunu söylüyoruz. O zaman da 2012-2013 yılında da hatırlarsınız, süreç devam ediyordu, heyetimiz gidip geliyordu. Fakat buna rağmen biz siyasal mücadelemizden bir adım geri durmadık.
biz seçimlere girdik, %13 oy aldık. Yani neticede ittifak ayrı, muhataplık ayrı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı ya da başka bir parti, biz yine çözümü onunla konuşmak zorundaydık. Şimdi konuşacağınız adres? Ha, konuşacağımız adres, yani şu an için ya da 1 Nisan sonrası için demiyorum. Her zaman buna açık olduk diyorum. Biz bir yol açmak istiyoruz. Yani burada artık her gün ölüm haberlerinin gelmesi ya da Kürtçe konuştuğu için bir yurttaşın şiddete uğraması ya da Bursa Spor'da olduğu gibi Ahmet Spor'un saldırıya uğramaması gibi, yani bu görünen mesele ama esas da çok ciddi bir arka planı var bu meselenin ve biz çözüm konusunda her zaman açığız. Yani özellikle mecliste bunun tartışılması, meclisin devreye girmesi, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çağrımız her zaman içindir. Mesela kayyum meselesi, şu da çok dolaşıyor ortalıkta, tırnak içinde, atfen, size atfen demiyorum. İşte kayyumlarla ilgili anlaştılar. Böyle bir şey yok. Böyle bir anlaşma zaten olamaz. Kayyumlarla ilgili atılacak adım mecliste bir maddelik bir düzenleme yapmaktır. Çok basit. Yani ben de meclisteyim, milletvekiliyim. İstediklerinde ek maddeyi hemen getirip oraya monte edebiliyorlar. Kayyumlara ilişkin bizim itibar edeceğimiz tek mesele, yani adım olarak getirilmesi lazım. Kayyumların atanamayacağına dair bir düzenleme yapılması lazım. Bu aslında sadece bizim çağrımızla da olmamalı. CHP dahil muhalefetin tamamının da bu talebimizi desteklemesi lazım. Sadece Diyarbakır, Mardin ya da Kürt illeri için değil, bütün Türkiye için yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması, halkın seçtiği belediye başkanlarının yerine memur atanamaması, bu çok esaslı bir demokratik perspektiftir. Mesela bunu söylerken de, bu talebi ifade ederken de, bu çağrıyı yaparken de sanki birileriyle anlaşmışız gibi yorumlanıyor. Ya şu da kırıcı bir şey. Hani sizin sunuşunuzu severim, yani haber sunuşunuzu. İnsan olarak da, topluluk olarak da, parti olarak da bizim irademiz yokmuş gibi. Hani biz illa bir adım atıyorsak sanki altında bir hani farklı bir niyet varmış gibi yorumlanması da bizim seçmeni çok kırıyor. Hani ben kişisel olarak da mesela, ya ben bir şey söylüyorum, o hep DEM Parti tartışılıyor. Mesela şu anda bütün kanallarda biz tartışılıyoruz. Ama hem siz yoksunuz, sizin cümleniz yok. Biz yokuz, biz yokuz. Yani iktidar medyasında da, hani muhalefet medyasında da diğer muhalefet bizi davet ediyor. İşte ve orada sözümüz neyse olmadığı için... Neyse ki ekranlarındasınız. Evet, evet, neyse ki buradayız ve efendim, anlatıyoruz. 2023'te Türkiye %4,5 büyümüş. Yeni ve son dakika bilgisidir. Onu bir aktaralım. Büyürken insanlar hani neden o zaman el kuyruğunda, bir ona bakalım mı birlikte? Evet. İzleyelim. Günaydın mı diyelim yoksa iyi geceler mi diyelim bilemiyorum. Gecenin bu saatinde et derdine düştük. Yaşamsal bir ihtiyaç olduğu için, yoksa lüks olduğu için değil. Sağ olsunlar bizi bu duruma getirdiler. Kendileri huzur içerisinde yaşasınlar. Keşke eski kuyruklar olsaydı. Biz uzaya adam gönderiyoruz. Hangi çağdayız? Bak, doktora gideceğim. Kanserim. Şu anda bacaklarım dondu. Anlatacak durumda değil. Bizi o duruma getirdiler. Çağın çok gerisinde, karanlıkta, kuyrukta dar gelirli. Kanser hastası Gülis Sarımeş'e buz kesen bacakları onu daha fazla taşıyamadığı için oturarak bekliyor ucuz et sırasını. Bekleyenlerin neredeyse tamamı emekli. Sıra karışmasın diye kendi el yazılarıyla liste oluşturuyorlar. Tüm bu çaba sınırlı alabildikleri birer kilo kıyma ve kuşbaşı et için. Yani önümüzde bu kadar kişi mi var? 8 saat bekleyeceğim. Yani bir kilo et almak için. 12'de liste başına yazıldım. Yoksa alamazsın ki işte. 3 gündür uğraşıyorum et almak. Saat 4.30 İstanbul Beylikdüzü'nde tek mağazası bulunan et ve süt kurumunun önündeki et sırasında şimdiden 24 kişinin ismi var. Kaçıncı sırada? 29. Saat şu anda? 4.44. Saat 1'de geldim. 4.30 saat burada oturuyorum. 1 kilo kıyma alacağım. 1'de geleceğim, soğukta oturacağım. Sen manda yoğurdu yiyeceksin. Sen kestane balı yiyeceksin. Bana vereceksin 10.000 lira. Hangi vicdana sığar? Bu duruma düşürenler utansın. Bu sabahın köründe herkes uyuması gerekiyorken biz buraya geliyoruz. 10 bin lira emekli maaşı uyutmuyor emekliyi. Geceden giriyorlar et ve süt kurumu kuyruğuna. Dakikalar geçtikçe sıra uzuyor. Saatler geçtikçe soğuk da iyiden iyiye vuruyor.
Eğer insanlara saygı göstermiş olsalardı bu vatandaşı böyle kuyruğa bağlamazlardı. Sırtım görsen tir diyorum ama mecburen geldim. Saat sabah 6 et ve süt kurumu önünde bekleyenlerin sayısı her geçen saniye daha da artıyor. Şu anda sırada en az 200 kişi var. Nerede bitecek bu çilemiz bizim? Millet evinde yatağında yatıyor. Ben gelmişim burada bir kilo et alacağım. Geçen saat 6.30'da buradaydım. Almadan gittim, bitti. Bugün de 3'te geldim. Yazık değil mi? Şu anda donuyoruz. Kimse keyfine gelmiyor. Kıyma 229, kuşbaşı et 259 lira et ve süt kurumunda. Dar gelirlinin geceden sıraya girmesinin sebebi gün ortasına kalmadan etin tükenmesi. Buna rağmen et ve süt kurumu ithal ettiği kasaplık hayvanların tamamını kısıtlı sayıdaki mağazasında satmak yerine zararına özel sektöre 31 ayrı firmaya sattı. Ucuz et kuyruğundan eli boş dönenler varken firmalara ucuz et verildi. Amaç yani ilk yüze girmek. Yüze de bazen belki kalmayabilir. Etin durumu az giriyor yani buraya. Geriye kalanlara hayır sesle. Diyor ki mesela bitti. Tekrar dönüyorsun evine gidiyorsun. 6.30'da gelmişsin, ayazı yemişsin. Kimsenin umurunda değil. Saat 8.10 var. Birazdan et ve süt kurumu kapılarını açacak. Kuyruğunsa sonu gözükmüyor. Metrelerce yürüdük ve nihayet et ve süt kurumunun girişinde başlayan kuyruğun sonuna gelebildik. Gece 1'den saat 8'e kadar. 8 saat. Hükümetimiz sağ olsun. Hükümetimiz sağ olsun. Türkiye ekonomisi 2023'te %4,5 büyüdü ve bir yandan da kuyrukları gösteriyoruz. Bir cümle bunu alayım mı? Ekonomi büyümüyor. Bu sadece bir yanıltma hali, algı yönetme hali. Ekonomi büyürken insanlar sabahın daha güneş doğmamışken, karanlıkken sırada olmazlardı. İnsanlar çocuklarını bir ayakkabı almak için gece yarılarına kadar sokakta çalışmazlardı. Ekonomi büyüseydi insanlar rahatlıkla et yiyebilirdi. Yani o kadar çok örnek var ki mutfakta pazara giden bir kadın, bir erkek ekonominin ne kadar, enflasyonun ne kadar yükseldiğini görüyor. Pazarda domates alamıyor, biber alamıyor. Bunu kime anlatıyorlar? Kendi yaşadığımızı bize anlatıyorlar. Bunun hiçbir karşılığı yok. Tamamen algı yönetme ve algı oluşturma meselesi. Ama artık bu iktidarın bu söylemine itibar edecek umarım kimse yoktur yani hala. Oy yoksa hizmet yok diye bir tartışma da devam ediyor siyasette. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak bunu Hatay'da söyledi. Dilimi sürçtü diye bir tartışılırken diğer meydanlarda da benzer cümleler kurunca yani hani Ankara'nın eli burada olacak ki burada da hizmetler daha fazla gelecek. O hizmetlere erişeceksiniz açıklamaları. Halkı mecbur etmeye çalışıyorlar. Bize mecbursunuz. Siz bize oy vermezseniz hizmet almazsınız diyorlar. Aslında bunu yerelde uyguluyorlar. Ben Erzurum milletvekiliyim. Çalışmaya gittiğimde köylerde örnek olarak söylüyorum. Açıkça orada şunu demişler. Oy verirseniz yolunuzu yaparız, suyunuzu bağlarız. Vermezseniz yapmayız. Dökülen mucurları toplamışlardı. Ben gidip yerinde görüntü çekmiştim. Şimdi lokal olanlar Türkiye geneline şamil hale getiriliyor. Ve bunun cevabını en iyi halk verir. Yani merkezi hükümet yerel yönetimlere gerekli desteği vermek zorundadır. Bütçesinden diğer bütün hizmetlerine kadar bu sadece halkı baskı altına almak tehdit aynı zamanda yöntemidir. Bu kabul edilemez. Siyasette böyle bir yöntem yoktur. Ve bunun karşısında bence en güçlü yanıtı yine halk verecektir. Ve İstanbul hayaliniz? Biz bir kere İstanbul'da bir kadın zamanı diyoruz. Yani bir belediye başkanı bağımsız hariç tek kadın aday benim eş başkan adayı olarak. Ve İstanbul kadınlar için de güvensiz bir şehir maalesef. Yani dün 8 kadın katledilmişti mesela. Yine yani İstanbul milyonlarca Kürt'ün yaşadığı aynı zamanda bir şehir. 5 milyonu aşkın Alevi'nin, yoksulun, emekçinin. Yani İstanbul aslında Türkiye. Yani bunu hep söylüyoruz. Emeğin başkenti yapma iddiamız var. İşte yoksullukla mücadelede Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe planlamasında çok önemli bir düzenleme yapmasını, yani bunun bütün ayrıntılarını çalışıyoruz. Yarın Lütfi Kırdar da zaten İstanbul'a ilişkin projelerimizi de açıklamış olacağız sabah 11'de. Bunu da duyurmuş olayım. Ve son olarak zamanımız varsa son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim Ankara'da Büyükşehir Belediye eş başkanımız, adayımız sevgili Gülten Kışanak. Kendisi hala Kandıra cezaevinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iken, eş başkanı iken maalesef rehin alındı. Yani bu
rehin dememin sebebi hukukçu olarak bir sebebi var. Çünkü hukukta bir gerekçesi yok tutukluluklarının. Tıpkı sevgili Figen Yüksekdağ gibi, Selahattin Demirtaş gibi, Sebahat Tuncel gibi şu anda keyfi bir şekilde cezaevinde tutuyorlar. Ben hepsine selam gönderirken Gülten Kışanağ'a da o istiyorum. Sevgili efendim, Gülten abla yok burada. Onun adına da çalışıyoruz. Efendim teşekkür ederim. Geldiniz. Çalar Saat'te sizinle ilgili, DEM Parti ile ilgili, adaylığınızla ilgili pek çok konu, pek çok soru vardı. Bunlara da yanıtlar verdiniz. Meral Danış Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, eş başkan adayı. Meral Danış Beştaş, DEM Parti'nin. Kendisine teşekkür ediyorum. Hızlı bir mola. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat'e nokta koyacağız. Şubat ayını tamamladık. 1 Mart 2024 tarihinde Mart'ın ilk gününde sizlere günaydın diyeceğiz. Nereden günaydın diyeceğiz? O sürpriz olsun. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sabrınız için de teşekkür ederiz. Bugün bolca sabrı konuştuğumuz bir gün oldu. Bakalım yarın neyi konuşacağız Çalar Saat'te. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.